Türkiye'nin en çok seyredilen tarımsal eğitim programı Çiftçinin Sesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle armut yetiştiriciliği ve ateş yanıklığı üzerine konuşacağız ki programımıza başlamadan önce kısaca hangi konular üzerinde duracağız, neden böyle bir programa gerek duyduk? Bunun açıklamasını yapmak isterim ki ülkemizde ciddi oranlarda yapılan armut yetiştiriciliğinin bilinçsiz taraflarını tarımımızdan çıkarmak ve ateş yanıklığı mücadelesiyle tarımımıza, ekonomimize bu gücü tekrar kazandırmak. Çünkü ateş yanıklığı gerçekten bu tarımımızdaki en büyük sorun. Buna karşı bilmemiz gereken önemli noktalar var. Bunlara değineceğiz ki sizlerin de bildiğiniz üzere bu konuya her zaman Gürsu Ziraat Odası Başkanı Sayın Kamil Dönmez Bey ile beraber konuşuyoruz. Kendisi tekrar seçimlerden sonra oda başkanı oldu. Kendisini tekrardan tebrik edelim ve programımıza başlayalım. Evet Sayın Hocam, hoş geldiniz Hoş bulduk programımıza. Selam Bey. Öncelikle tekrar yeni göreviniz demeyelim, eski görevinizin devamı tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ki bugün tekrardan obamızın, Gürsu Ovası'nın en büyük zenginliklerinden biri olan armut yetiştiriciliğini ülkemizin birçok bölgesinde yapılırken yapan üreticilerimize bir nebze biraz bilgi, birçok üreticimizin de yapamadığı ateş yanıklığı mücadelesini aktaracağız. Evet. Öncelikle hocam bu sene durumlar nasıl? Ondan başlayalım. Umutlar nasıl? Armut yetiştiriciliği hangi düzeyde gidiyor? Böyle bir genel giriş yapalım. Şimdi çiftçinin hani bir laf vardır. Karnını yarmışlar. Hep önümüzdeki yıl çıkmış. Biz Değil maalesef mi? hep önümüzdeki zaten ümidimizi kaybedersek bu işi yapmayız. Tabii Kesinlikle. sıkıntılı bir 2014 yılı yaşadık ülke olarak belki de. Bölge olarak da Bursa bölgesinde doludan dolayı maalesef sıkıntılı bir yaşadık. Doludan meyvenin zararının yanında, meyveye verilen zararın yanında özellikle darbeden dolayı hem dallarda ve hem yapraklarda ateş yanığına dönme riski çok fazla tabii. Temmuz'un ilk haftasında yağan en son doluda da yani 10 Temmuz gibi yağan dolu. Özellikle dolunun aşırı yağdığı bölgelerde Gürsu'da ve Bursa'da aşırı derecede ateş yanığı hastalığını tetikledi. Tam hasat dönemi olduğu için kimyasal yani zirai mücadele ilaçları ya da yeterli mücadele yapılamadı bu Evet. noktada. Biraz daha sıkıntılı ama kışın iyi geçmesi, sert geçmesi, işte kar yağması bir nebze olsun ateş yanığının tekrar çalışmasını durdurdu. Bu mikrobun inşallah 2015'te mücadeleye devam ederek yine armut yetiştirmeye devam edeceğiz. Muhakkak hocam. Peki bu sene rekolte nasıl görünüyor? İklimlerden muhakkak haberiniz vardır zaten biraz. Üretici her zaman bir sene erken görür gibi Evet. bir görüşümüz de var. Sizin görüşünüz nasıl bu sene? Şimdi Bursa bölgesinde bu sene rekoltemiz en üst seviyede olur diye düşünüyoruz. Öyle bir sıkıntımız olacak ama tabii burada bir %20'lik kaybımız var. Bu da ateş yanığından dolayı yaşlı bahçelerdeki ağaçların dallarının bayağı bir yok olmasından kaynaklanan. Ama göz durumu çok iyi. Kışın iyi gitmesi, işte biraz sert geçmesi, yaklaşık olarak 1200 saat bir uyku devresine girmesi gerekiyor ki armut için çok önemli. Bu sene de bu yaşandı. Bundan dolayı önümüzdeki sene 2015 yılında rekolte anlamında sıkıntı yaşamayacağız. Hem biz bol ürün alacağız. İnşallah piyasalarda iyi olur. Burada çiftçimiz de para kazanır. Çünkü gerçekten 2013 ve 2014'te afetlerle geçtik. Çiftçi ürününü alamadı. Borçlar ertelendi. Önümüzdeki sene de böyle bir sıkıntı olursa inşallah olmaz. İnşallah. O zaman hakikaten sıkıntıya gireceğiz. Kesinlikle bu konuyu bir kere konuşmuştuk ama hocam ben bir kere daha konuşalım istiyorum. Çünkü her armut yetiştiricisinin yanı sıra ayva yetiştiricisi olsun, elma yetiştiricisi olsun hepsinin yakından takip ettiği konulardan biri de ateş yanıklığı. Geçen aylarda Bursa'da ateş yanıklığı paneli olmuştu. Evet. Ben bir kere daha dile getirmek isterim ki bu panele Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar oldu. Ancak sizin izlenimleriniz ne? Hangi düzeyde? Var mı bir sonuç? Çalışmalar başladı. Sizce ateş yanıklığına karşı sağlıklı sonuçlar elde edebileceğiz mi? Şimdi bölgede ateş yanığı ilgili çalışmalar çiftçi anlamında ve üniversiteyle beraber
Yani burada Yalova Araştırma Enstitüsü'nden de yaptığımız görüşmelerde toplu bir mücadele olduğu için. Çünkü bizim bölgemizde şu anda hakikaten erken uyarı cihazları iyi şekilde kullanılıyor. Yani erken uyarı sistemleri iyi şekilde kullanılıyor. Hatta biz il müdürlüğünün kurduğu erken uyarı sisteminin yanına ilave olarak 2013 yılında Gürsu Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile beraber BEPKA destekli iki tane de erken uyarı cihazı almıştık. Çiftçilerimiz ateş yanığıyla, özellikle ateş yanığı ilk erken dönemde olduğu için çekmeme döneminde bununla ilgili uyarıları da hani günlüğü bırakın artık saatli bile, evet, uygulamak için bu uyarıları dikkate alıyorlar. Çok başarılı bir şekilde gidiyorduk. Fakat ateş yanığı teknik olarak baktığınız zaman hakikaten uğraşması ve tedavisi çok zor bir hastalık. İlk 1795'li yıllarda Amerika'da tespit edilen ve adı konan işte bir Ervinya ateş yağı denmesinin nedeni de ağaçların bir ateşten çıkmış gibi kahverengi dal şeklinde kuruması. Bunun Türkiye'de ateş yağı diye geçiyor. Bunun Amerika bile çözümünü bulamamış. Hala daha çalışmalar devam ediyor. Çok kolay bir çözümü yok. Ama mücadele devam ediyor. En önemli mücadelesi bence toplu mücadele etmek. Bunu toplu olarak zirai mücadele ilaçlarıyla, ruhsatlı ilaçlarla bunun mücadelesini yaparsanız, işte kış döneminde bordo bulamacı veya göztaşıyla, bakırlı preparatlarla siz mücadele yaparsanız, ondan sonra tekrar ruhsatlandırılmış, burada ticari isim söylemeyelim belki yanlış anlaşılırız. Ruhsatlı birkaç tane daha ilacımız var. Bunları da çiçeklenme döneminde iyi uygulamayı yaparsanız, hastalığı bahçenize sokmazsanız, eğer dolu gibi de bir afat yaşamazsanız zaten biz bir önümüzdeki senelerde biraz daha bu konuda rahat olacağız. Çünkü Bursa'ya baktığınız zaman bizim ateş yanı ilk gördüğümüz dönemde yaklaşık 1994-95'li yıllardı. 2014'e kadar hakikaten çok fazla zarar vermeden bu noktaya götürüyorduk ama 2014'teki dolu hakikaten biraz daha bize zarar verdi. İnşallah yine üretici arkadaşlarımız hem uyarıdan dolayı erken uyarı sistemine gelen mesajlardan, çünkü biz Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası'ndan uyarıdan aldığımız bilgileri çiftçi üyelerimize mesaj olarak atıyoruz. İlaçlama zamanı geldi. Buna uygulamasına devam ederler. Artı hem üniversiteler hem Yalova Araştırma Enstitüsü, tabi bunun yanında Eridir Yalova Araştırma Enstitüsü, bahsettiğiniz bu bizim Bursa'da gerçekleştirdiğimiz ateş yanıtlığı toplantısında, panelinde her yerden hocalar vardı. Ege Üniversitesi'nden, Yalova Araştırma'dan. Belki çiftçiler beklediğini alamadı. Bunu çok çünkü net gördüm, evet, ben. Şimdi çiftçilerin hep beklediği şudur, yani birileri gelecek, bunlar madem bu işin uzmanı, evet, hocası, araştırma enstitüsü çalışıyor, bize bir ilaç söyleyecekler, biz atacağız, biz bunu kurtaracağız. Ama tarımda maalesef böyle bir şey yok. Biz bunun böyle olmayacağını zaten biliyorduk. Hocalarımız da bize anlattılar yaptıklarını, çalışmalarını. Fakat ben o panelde de söylemiştim, burada da söyleyeyim. Bizim en büyük eksikliğimiz üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin yaptığı çalışmaları çiftçilere anlatamaması, bu aradaki kopukluk. Evet başkanım, ki bu kopukluğu biz bir örnekle yaşadık, bunu aktarmak isterim. Gerçekten durum buralara kadar geldi mi denen bir örnek ama izleyicilerimizin soruları biraz yoğun. Biraz sorularımızı alıp öyle devam edelim. Alo. Ömer Bey, sesim geliyor mu? Arkadaşlar, Ömer Bey hattı mı? Düşmüş sanırım. Ömer Bey ararsa tekrardan öncelik kendisine verilecektir diyelim. Ben örneğimizden kaldığımız yerden devam edelim istiyorum ki. Gerçekten bu eksiklik çözümü yaratmakta biraz zorluk yaratacak. Panelin sanırım 3. günü sahada yaşadığımız bir örnekti. Buyurun, sizden dinleyelim. Evet, şimdi panel 2 günlük bir paneldi. 1. günü eğitim, evet, anlatıldı, çalışmalar anlatıldı. Evet. Bunun yanında işte yani dünyada ve Avrupa'daki bununla ilgili kimyasal mücadele, evet, nedir? Artık zaten Avrupa ve Amerika buna kimyasalın yanında bakteriyle mücadele etme, evet, yolunu seçti. Çünkü bağışıklık sistemi maalesef, yani hocalarımızın anlattığı, bu akademisyenlerin anlattığı bize, ateş yanığı mikrobu Ervinya çok çabuk kendine şey geliştirebilen, bağışıklık sistemini geliştirebilen ve tekrar kullanılan ilaçları etkisini azaltıp yeni ilaçlar atmamız gerektiren bir haşere veya pardon mikrop diyelim, bakteri. Mücadele kolay değil hakikaten ama bunun yanında hem dünyada hem ülkemizde
hocalarımızın yaptığı çalışmalardan aldıkları sonuçları anlattılar. Hatta işte ateş yağına dayanıklı çeşitler, ona göre fidan seçimleri. Fakat bunlar tabii çok kısa sürede olan şeyler değil. Evde araştırma üstünden hocamın söyledi. Biliyorsun, sen de oradaydın, evet. Zilan Bey. 10 yıldan beri dedi bir fidan üzerinde çalışıyoruz. Hala çıkamadık. Ama çiftçinin bekleme şansı yok maalesef. Çünkü evet. Böyle bir sıkıntılı bir sezon. Fakat dediğim gibi en büyük sorunumuz bizim. Üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin bu yaptıkları çalışmalardan maalesef sahada olmaması. Ben o toplantıda da söylemiştim. Burada da bunu tekrarlayalım. Bursa'da olduğumuz için de ben Bursa'yı şey yapalım. Evet. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin yani Ziraat Fakültesi var. Evet. Bitki ve bahçe ile ilgili kısmı evet. da var. Ben oradaki hem hocalarımızdan hem oradaki ziraat mühendisi adaylarından diyelim. Son yıllarında en azından sahaya inmelerini, evet. gelip bahçelerde bu işte beraber biz kendilerine gerekirse bahçe teslim ederiz. Bu işte çalışmaya devam etmeleri için. Yani 2 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm. Ben kendi bahçemi de emin ol teslim ederim. Orada yapsınlar ki sahada görsünler. Masa başında belki muhakkak. Kitap üzerinde her şey oluyor ama inanın sahada olmuyor. İkinci günü, bakın panelin ikinci günü ben bölgedeki bahçelere bu ekibi götürdüğüm zaman yaklaşık 40 kişilik bir ekipti. Biz dediler bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Yani anlatılanlardan maalesef bazı evet. şeyler anlaşılmıyor. Gözünüzle gördüğünüz zaman her şeyi daha farklı görüyorsunuz. Kesinlikle. Biz dediler bu kadar ileri derecede olduğunu düşünmüyorduk. Ama biz üreticiyiz, hakikaten sahanın içerisindeyiz. Çiftçinin durumunda ne olduğunu biliyoruz. Bu işin ceremesini de üretici çekiyor. Yani ceremesini çekiyoruz. ben hatta panelde de söylemiştim. Ya hocam ilk konuşmacı ben olsaydım üniversiteler yatıyor diyecektim derim ama siz anlatmışsınız. yani bunu da diyemedim fakat aradaki kopukluğu bir şekilde çözmemiz lazım ki. Kesinlikle. Hatta ben buna bir örnek. Biliyorsun biz 10. ayda uluslararası deveci paneli yapmıştık evet. Bursa'da. Çok güzel bir panel. Yurt dışından... Amerika'dan Tarım Üniversitesi evet. rektörü vardı. Seattle Üniversitesi'nin rektörü vardı. Amerika'dan yine üniversiteden 2 tane dekan seviyesinde hocamız vardı. Orada sorduğumuzda ben birebir 5 gün Bursa'da evet. arkadaşları gezdirmiştik. Kendilerine sorduğumda Tarım Üniversitesi'nin rektöründen şöyle bir şey duymuştum ben. Bizim eyaletin her şehrinde bir tane temsilcimiz var, bir tane büromuz var. Biz çalışmalarımızı oradaki üreticilere aktarıyoruz. Üreticilerin de bir sıkıntısı varsa oradaki bürolardan bize ulaşıyorlar. Aktarıyorlar. Ya şimdi yani. Ben o bir eleştiri belki ben Uludağ Üniversitesi'nin rektörüne ulaşamamıştım. Değil mi? Yani çiftçi nasıl ulaşacak bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir sıkıntımız var. Böyle sıkıntılar inanın çok fazla. Hani bugün programımız 2 saat ama konuşmamız gereken çok ciddi konular olduğuna inanıyorum. Ama biraz da seyircilerimizin sorularını alıp öyle devam edelim. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza Bey, buyurun. Ben Gelibolu'dan oturuyorum da. Evet. Şimdi benim organik armut, bize şeftali yetiştiriyorum. Tamam. Bunlarda bir tüylü böcek var. Geçen sene saat 10 sıralarında, saat 4'e kadar ondan sonra hiçbir çiçek bırakmadılar bende. Zararlı mı? Dikkat edin. Acı biber attılar, attım yine faydası. Hiçbir fayda bulamadım. Bunu ne yapmam lazım? Tamam. Armutlarda da mı çiçekleri yedi? Armut da, şeftali de. Tamam. Nasıl bir böcekti hiç görebildiniz mi? Yani böyle... Küçük tırnak gibi tuyludur tamam. kendisi. Tamam. Genellikle mavi kova koy dediler, onu koydum. Ona da giriyor ama yani baş edemedim, bilmiyorum. Edemedim. Doğru, tamam. Tamamdır. Hemen bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Oldu, sağ olasın. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet başkanım, ne dersiniz? Hangi zararlıdır sizce bu? Şimdi meyvanın olduğu çiçek döneminde. Çiçek döneminde çiçekleri yiyor. Şimdi tabii görmek lazım. Bölgelere evet, göre farklı. Kesinlikle. Eğer ormana yakın bir bölge ise bu bence haşere Gelibolu farklı bir haşere. Gelibolu ormanın içinde kalıyor evet, zaten. Evet, onunla ilgili bizim çiftçi arasında tırtıl diye tabir ettiğimiz evet. Bir haşeredir şimdi bu. Yani o dönemde, çıkan bir döneminde tabii ki tam döllemeyle alakalı olduğu için bir de arkadaşımız herhalde organik evet. olarak yapıyorum dedi. Ya organik olarak meyve işini yapmak hakikaten çok zor. Çok zor artık yani, günümüzde. Hatta armudu yapmak çok zor. Değil mi? Bu kadar yani, zararlının içinde. İnanın 14-15 defa ilaçlanıyor armut. Onu bile zorla yapıyoruz.
organik olarak yapmak hakikaten yani büyük bir bir de organik şey olarak mücadele istiyor. Çok evet, zor yani etrafta zaten orman ve başka bir bahçeler de varsa onlar mutlaka ilaçlanıyordur ki ben organik olarak yani, burada yapmanın... Bir de kendisi hem şeftali de var dedi, hem armut da var. Büyük ihtimal çiçeklere karşı bir zararlıdır bu. Dediğiniz gibi erken dönemde pupa tırtıl döneminde olan bir zararlıdır. Kendisine en büyük mücadelemiz, yapabiliyorsa organik mücadele edeceğim diyorsa fenomen tuzaklar vardır kokulu. Onlardan asarak en iyi mücadeleyi organik olarak böyle yapabilir diyelim. Ben bir de armut yetiştiriciliğinde birkaç konuya daha değineceğim ama biraz sorularımız var. Sorularımızı alıp öyle devam edelim. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, buyurun. Şimdi sizlere zevkle seyrediyorum. Teşekkürler. Benim de bir armutla ilgili bir sorum olacak. Buyurun. Bu biraz önce bir abimiz soru sordu. Dedi ki armutlardaki dedi böcekler dedi meyve oluşmasına engel oluyor dedi. Evet. Bu böceğin ismini biz baklazındığı böceği olaraktan biliyoruz. Evet. Ama bunun çiçekliyken ilaç sıkılıp sıkılmayacağını bilemiyoruz. Bunun bir ilaçlı yöntemi var mıdır? Tamam, bununla ilgili detaylı açıklamaları yapacağız. Yani araştırdığında baklazın ne olduğunu öğrendiniz. Eminim, onu biliyorum. Yalnız mavi leğen koy demişlerdi bize. Onu koyduk, bu yeterli olmuyor. Tamam. Tamamdır. Yeterli olmayınca biz tabii ki meyve 1/3'e düşüyor yani. O kadar ki meyvemiz azalıyor. Tamam. Ben de bir organik yetiştirmeye çalışıyorum. İlaç sıkmak istemiyorum. Evet. Ama bunun da çaresi yok gibi görünüyor. Doğru. Maraş'ta özellikle Hekimhan bölgesinde bayağı yetiştiriciliği yapılıyor bildiğim kadarıyla. Siz de bilmiyorum hangi bölgede üretim yapıyorsunuz. Çok önem veriyorlar organik armut yetiştiriciliğine ama bu baklazını sadece armutta değil, sizlerin de söylediği gibi birkaç bitkide öne çıkan bir zararlı. Buna karşı mücadeleyi o zaman sizlere karşı biraz açıklayalım. Şimdi benim bağdaki yetiştirdiğim ağaçta en az 100-150 senelik, bu kadar uzun süreli bir ağaçta. Evet. Bunlardan vazgeçemiyorum. Meyve oranı bu çiçeklerin gözümün önünde yiyip bitirmesine de tahammül edemiyorum. Doğru, doğru. İnsanın biraz canını açtırıyor. Kendi evladı gibi oluyor bir yerden sonra o ağacı. Tabii. Kesinlikle gözünün önünde eriyor gibi oluyor ama bununla ilgili neler yapılmalı gerek, neler yapılması gerek hemen biraz açıklama yapacağız sizler için. Vallahi çok memnun olurum. Saygılar duyarım size. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum Ali Bey. Hayırlı akşamlar. Sağ hayırlı olun. Akşamlar. Hocam baklazınlı ile ilgili bir görüşünüz var mı? Direkt ben açıklama yapayım mı arkadaşlarla? Şimdi bölgemizde çok fazla yok bizde. Yok, çiçek döneminde sadece trips ve bu tırtıl diye tabir ettiğimiz bir zararlı var. Baklazınlığına tabii bizim Gürsu'da değil ama Yenişehir bölgemize doğru olan bir bölgede özellikle bir elma bahçesinde yaşamıştık bu sorunu. Ali Bey'in dediği gibi işte mavi leğende içinde su falan ama çok başarılı olamadık oradaki uygulamada da. Bu konuda ben çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Bölgemizde böyle bir zararı yok çünkü bizim. Ben biraz gördüğümde Balıkesir bölgesinde görmüştüm. Buradan Ali Bey'e söyleyeyim. Mücadele yaptıklarında üreticilerin de yine dediğiniz mücadelenin dışında farklı bir mücadele yöntemi bulamadılar. Baklazınlığına karşı ciddi manada mücadele yapmak çok zor çünkü bitkinin içine girerek içinde yaşamını mücadele ettiriyor. En mantıklı mücadele bitkinin içine sokmamak, kışın vücudu orada iyi bir bakım yapabilmek, fazla organik gübrelemekten de kaynaklanıyor. Çünkü genelde hayvansal gübrelerden bulaşıyor. Evet. Kendilerine öyle örnekler verelim. Organik gübreleri oldukça fazla kullanmadan belli bir düzeyde hayvansal gübreyi özellikle tuttukları sürece girme oranı biraz daha düşüyor. Sokmamak, bahçeye sokmamak ilk başta bizim hedefimiz. Buradan birinci adım olarak girecekler. Bir diğer adım da soktukları zaman iyi bir bahçede iyi temiz bir görüntü olacak. Hayvan gübresi toprağın üzerinde kalmayacak. İyi bir şekilde karışırsa kesinlikle biraz bir nevi daha bu mücadeleden kurtulmuş oluruz diyorum. Ben biraz da hastalıklara çok girdik. Yetiştiriciliğe dönmek istiyorum. Bölgemizde artık eğitim programımızı da yaptık. Birçok izleyicimiz de gördü. Yavaş yavaş bodur sistemlere geçiliyor.
doludan dolayı file sistemleri evet. çekiliyor. Bizim bölgemizde hangi çeşitler dikilmeye başladı son zamanlarda? Sizler üreticilere hangi çeşitleri önerirsiniz? Biraz da yetiştiricilikten konuşalım hocam. Şimdi bölgemizde armut ekimi 1970'li yılların başında 71-72'de başladı. Ağırlık olarak Santa Maria. Ondan 5-6 sene oldu, yani 70'li yılların sonunda da Deveci armudu. Deveci bizim zaten kendi Anadolu armudumuz. Yani Samsun'dan Ali Deveci diye bir ziraat mühendisi abimizin bulduğu bir armut. Fakat şu anda üretim noktasında hakikaten çok iyi seviyedeyiz. Belki tonaj olarak da bölgede çok iyiyiz. Çünkü Türkiye'de üretilen armut yaklaşık 400 bin ton. Biz bunun 130 bin tonunu Bursa'da, 100 bin tonunu da Gürsü'de üretmekteyiz. Yani, yani şey olarak küçük bir bölgede. %25'ine denk geliyor. Evet yani. Ama Avrupa'da artık Santa Maria ve Deveci, yani Deveci zaten Avrupa'da maalesef tüketilen armut değil. Evet. Bu bir rivayette, ben öyle söylüyorum artık. Damak tadı uymadığı için, tatlı olduğu için, çok tatlı bir armut çünkü Avrupa bunu istemiyor. İkincisi belki reklamını yapamadığımız için, Avrupa'ya gönderemediğimiz evet. için. Ben biraz da tanınmadığı diye düşünüyorum. Çünkü ay başında yani Şubat'ın 4-5-6'sında Messe'de, Almanya'da, Berlin'de bir fuar vardı, meyve fuarı. Dünyanın bütün meyve ile ilgili kooperatifleri, üretici birlikleri hepsi oradaydı. Devasa bir fuar. Baktığım zaman ben İtalyanların olmasına rağmen Santa Maria bunu görmedim. Değil mi? Artık Aba Fetal gibi, Margaret gibi. Hem bakımı aslında daha kolay. Çünkü bizde şu vardır, işte en ufak bir pas olsa armutta biz onu almayız. Ama Avrupa bunun pasına bakmıyor. Zaten Aba Fetal ve Margaret'te zaten pas var. Yeni çeşitlere mutlaka yönelmeliyiz ki biz Avrupa'ya ürünümüzü gönderelim. Çünkü artık maalesef dünyada hangi konu olursa olsun sistem şuna döndü. Sizin ürettiğinizi veya işte yaptığınızı, imal ettiğinizi değil, piyasanın, müşterinin talep ettiğini talebi. Yapmak zorundasınız. Onun istediğini üretmek zorundasınız. Fiyatı da kendisi belirleyecek, belirliyor. Ne yiyecekse tüketimi o da o kendisi kendi belirliyor. Yani biz onların yani, istediği çeşidi üretmek zorundayız ki Avrupa ile baş edelim. Avrupa'ya ürünümüzü gönderelim. Biz de bölgede artık yeni bahçe tesislerinde özellikle Santa Maria ve Deveci'nin dışında da ki çeşitlerden hem bölgeye uyan, işte daha erkenci olabilir, arada olabilir çeşitleri ve Avrupa'nın istediği çeşitleri de çiftçilere öneriyoruz. Ve fidanları da son birkaç yıldan beri üretime başlandı. Tabi burada vatandaşın yarı bodur veya tam bodur gibi bir seçenekleri var. Artık o seçenek kendisinde. Çünkü bazı bunda en büyük sorun yarı bodurda biliyorsun direkt ve tel sistemi olmazsa evet, olmaz. Verim alma şansınız yok, alamazsınız. Kırılır, verimi. Yani tabii. Yaptığınıza değmez. Çünkü Bodur'daki en şey ağaçtan az verim alıyorsunuz ama dekardan çok fazla verim kesinlikle alıyorsunuz. Bunun da tek bir yolu telli sistemi, telli terbiye sistemine dönmeniz. Tabii bunun yanında ağaç boyu kısa olduğu için işte son yıllarda çok yaşadığımız doludan dolayı özellikle dolunun meyvanın yanında dediğim gibi ateş yanında bir zararı var. Bunu önlemek için de işte 4-4,5 metrelerde telli terbiyenin üzerindeki file sistemini kurarak hem doludan bahçeyi koruyarak hem de daha fazla verim alarak Avrupalılarla görüştüğümüzde şunu söylüyorlar. Bodur'da yaklaşık zaten 20 sene sonra siz çeşidi değiştirmek yani bahçeyi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Kaldırmak zorundasınız. En azından çeşidi de burada değiştirebilirsiniz. Avantajı şimdi arkadaşının da dediği gibi bizde işte klasik Santa Maria'lar var. Mesela benim kendimde de var. 45 yaşında hala var. Hala duruyor. Artık bunu imha etme, götürme şansımız yok. Çünkü söktüğünüz zaman 150-200 tonluk, 300 tonluk bir üretiminiz gidiyor. İşte 100 yaşındaki bahçeyi de sökemiyorsunuz ama burada Bodur'a geçersek veya yarı Bodur'a geçersek belki çeşidi değiştirme anlamında da talebe göre. Bunun yanında Bodur ve yarı Bodur'da belki ilk dikim maliyeti fazla ama ondan sonraki bakım, ilaçlanma, gübreleme ve budama maliyetleri aşağıda olduğu için artık girdi maliyetlerini de aşağı çekiyorsunuz ve buradan para kazanmak için belki iyi bir yol diyoruz. Yok, kesinlikle başkanım. Ben sorularımı hazırladım. Biraz sorularımızı tamam, alıp devam edelim. Alo. Reşat Bey sesim geliyor mu? Evet, iyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar, buyurun. Buyurun Reşat Bey. Benim 2-3 armudum var zaten. Devamlı benleşiyor, sarı, çiğdem sarısı gibi leke oluyor armutların üzerinde. Evet. Bunu nasıl yapabilirim? Her sene oluyor bu.
Şimdi soruyu tam anlayamadım. Tekrardan bir sorabilir misiniz? Telefonu tam çekmiyor da sanırım. Sarı leke oluyor. Tamam. Kelleşmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Anladık mı hocam? Ben de tam anlayamadım. Yanıklık mı oluyor? Kahverengi ilişiyor mu ağaçlar Reşat Bey? Kahverengi değil. Çiğdem sarısı gibi. Tamam. Arı. Tamam Reşat Bey. Kelleşiyor. Yani aynı kanser reçeti gibi lekeleşiyor. Anladım. Armut. Büyüyemiyor armut. Tamam tamam Reşat Bey, hemen anladık biz sorunun ne olduğunu. Soruyla ilgili detaylı açıklamaları yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Tamam, ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik. İyi akşamlar diliyoruz. Malum ateş yanıklı. Evet. Buyurun başkanım. Şimdi Reşat Bey'in söylediği ateş yanıklı anladığı kahverengileşme ve aşağı doğru hızlı bir ölüm var. Yani bunun çaresi dediğim gibi zaten şu anda şey olmadığı için, yani tam uyku döneminde bıçakla veya çakıyla bakarak işte yani ateş yanığı için zaten o kahverengileşen bölgenin en son noktasından yaklaşık 25 santim altından o dalı veya o filizi keserek imha etmesi ve orayı da bordo bulamacı veya bir dezenfektanla temizlemesi, ama bu yani bir dalı kestiği zaman da öbür dala veya öbür ağaca giderken de hem budama makasının veya hem testlerinin de temizlenmesi, steril bir en azından bir acıyla, bir çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çiçeklenme döneminde çok önemli ateş yanığı, biliyorsun hep her seferinde bunu söylüyorum. O zaman şöyle yapalım başkanım, ateş yanıklığı mücadelesini ben detaylı bir şekilde sormadım. Yani bilinçli bir şekilde nasıl yapılır ona değinelim istiyorum, ama detaylı bir değinelim. Reklam aramız yaklaştı. Tabii. Reklam arasından sonra ateş yanıklığı mücadelesini anlatmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın ikinci kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci yarısında sizlere ateş yanıklığı mücadelesiyle devam edecektik ama reklam arasında yönetmenim beni uyardı. Değerli bir meslektaşımız diyelim, kendisi ülkemizde dolu sistemlerine dolu yağışlarına karşı bazı sistemler var. Bunlara yönelik çalışmaları var. Başka ekranlarda program yapmıştık ama bu ekranlarda bunu Ziraat Odası Başkanımızla beraber tartışmak istedi kendisi. Üreticimize aktarılabilecek düzeyini biraz değinmek istedi ki kendisi şu an telefon bağlantımızda. Kendisine alo diyerek biraz bu sistemler hakkında bilgi alalım hemen. Ali Bey merhabalar. Hazır değil mi? Birazdan mı hazır? O zaman ben biraz daha açıklama yapayım. Ali Fehmi Soygeniş beyefendi, kendisi de bir ziraat mühendisi. Bir firma sahibi diyelim kendisine. Ben size hatta yolda gelirken de anlatmıştım. Başkanım böyle böyle bir meslektaşımız yurt dışında bu çalışmayı ülkemize getirmek istiyor. Sistem hakkında biraz bahsetmek gerekirse belli sistemlerle bulutlar, eksi yoğunlar götürerek dolu yağışlarını yağmura çeviren sistemler. Evet. Ve örnek verecek olursak Gürsu'da bu sene dolu yağışından dolayı ortalama 60 milyonluk bir zarar oldu. Bu gibi zararları, büyük rakamdaki zararları önlemek üzere. Bunu biz gerçek uygulanabilir hayatta yapabilir miyiz? Üreticimize nasıl aktarabiliriz gibi birkaç sorusu olmuştu. Kendisiyle bunu da tartışmıştık. Yurt dışında birkaç örnek bahçeler de var kullanan dedi. Siz de araştırmışsınız bildiğim kadarıyla. Çünkü siz de üreticisiniz. Doludan siz de çekiyorsunuz. Biraz bilgi edinmişsiniz. Ali Bey hattımıza bağlanana kadar sizin de birkaç görüşünüzü almak isterim hocam ben. Şimdi tabii ki dünyada böyle sistemler var. Hatta biz Almanya'da Berlin'deki fuarda da bir bu işi yapan arkadaşla hem Türkiye temsilcisi var. Kendisinin hem yurt dışındaki. Orada bize bir sunum da yaptı. Maliyetlerinden de bahsetti. Benim bildiğim kadarıyla bunun iki sistem, yani iki şekilde diyelim bir sistem var. Birincisi bulutu uzaklaştırıyor bir sistemi. Bir ikincisi de yukarıdaki bu dolu bulutunu işte eksi artı iyon, yani teknik olarak ben onu açıklama şansım yok belki. Ama bunun %70'ini, bana söyleneni %70'ini suya çevirerek bahçenize dolu değil de yağmur yağmasını sağlıyor. Şimdi Gürsu bölgesinde dediğiniz gibi 60 bin dönüm bir zarar var. Gürsu 35 bin dönüm bir arazi. Şimdi buradaki sıkıntı bir, parsellerimiz çok küçük. Belki Gürsu'nun tamamı için bunu yapabiliriz. Herkesten ortak bir katkı sağlayarak veya
işte bakanlık destekli, KOSGEB destekli veya BEPKA destekli, Avrupa Birliği projeleriyle beraber bu sağlanabilir veya çiftçilerin bizzat kendilerine ortak katılımla sağlanabilir. Fakat ben Almanya'daki fuarda da ayrısını soruyu sormuştum arkadaşa. Şimdi Ali Bey ile bağlı zamanda görüşürüz belki. Şimdi bu sistemin faydalı olabilmesi için dolu bulutunun bahçenize veya bölgenize gelmeden yarım saat önce bu sistemin devreye sokulması gerekiyor. Evet. Şimdi bizde şu anda öyle bir veri alabileceğimiz meteorolojik istasyon maalesef yok. Veya ben bilmiyorum en azından. Evet, hatta Ali Bey hattı o zaman. Bir ona soralım, biraz da detaylı öğrenelim. Ali Bey. Selam Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk efendim. Gerçekten iyi bir isabet oldu. Bu konuyu tekrar sizlerle tartışmış olacağız. Evet. Biraz siz telefona bağlanana kadar kulağınızı çınlattık, konuya değindik. Evet. Biraz da sizlerin görüşünüzü almak isteriz bu konuda. Tabii biliyorsunuz sizle daha önce bir program yapmıştık bu konuları, evet. Detaylı görüşmüştük. Evet. Sayın Başkanımız da televizyonda görünce aklımıza geçen yıl diye kayıplar geldi. Basından aldığımız rakamlara göre 60 bin ton armut dolundan dolayı heba oldu. Bunun maddi boyutu 120 milyon TL. Gibi. Maalesef. Eğer yanlışım varsa Sayın Başkan düzeltebilir. Şimdi dolu ve don olayları doğa olayları. Ve kesinlikle bunların teknolojiyle önüne geçilebiliyor. Evet. Biz Sayın Başkanım Almanya'da görmüş tabii benzer sistemi ama bizim sistemimiz temelde aynı. Evet. Bazı küçük değişiklikleri var. Bizim sistemimiz dolu bulutlarını şok dalgalarıyla dolu bulut içerisindeki buz taneciklerini yağmura çeviriyor. Evet. İki opsiyonu var. Manuel kullanabilirsiniz veya meteoradar dediğimiz bir sistemle kullanabilirsiniz. O zaman meteoroloji merkezi kendisinin içerisinde. Evet. Buyurun. Güzel bir haber daha vereyim. Bugün bir firmayla, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli bir firmayla görüştük. Ne güzel. Onların kendi meteoroloji verileri var. Evet. Ve tarla bazında dahi dolunun gelip gelmediğini veya yağmurun gelip gelmediğini, evet. Buna benzer bir sürü teknolojik değerleri, evet. Takip edebiliyorlar. Biz bunlarla, yani radar sistemini, meteo radar sistemini ithal etmek yerine bunlarla bir işbirliği sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Büyük bir ihtimalle de bu işbirliği gerçekleşecek. İnşallah. Çünkü biz yolda dahi gelirken Bursa'dan beraber getirdim başkanım. Beraber, evet. Program yapmak için, evet. Tartıştık, sordum. Dedim başkanım gerçekten bu sistemler var. Bizim çok ciddi kayıplarımız var. Gerçekten ekonomiye büyük zararlar. Sizce bunların, bu sistemlerin açık konuşmak gerekirse kullanılabilir düzeyi var mı? Kendisiyle biraz konuştuk. Kafamızda açık konuşmak gerekirse iki seçenek kaldı. Birincisi, evet. Bu sisteminden haberdar olacak çok mükemmel bir meteoroloji sistemi gerekiyor. Evet. Oradan haberlerin alınarak yapılması gerekiyor. Hı-hı. Bir diğeri de belli bir alana hitap etmesi zor olabilir mi? Biz bu birim alandan yaptık, uyarıyı gönderdik. Başka tarlaya etki etmesi gibi riskleri var mı? Kendi alanımızı komple gerçekten koruyabilir miyiz? Sizlerden bunların da cevabını alabilir miyiz mümkünse kısa? Tabii. Bir kere meteo radar sistemini kullanırsanız dolu yağmura çevirme şansı %100'e yakın. Evet. Bunda hiçbir şüphe yok. Meteo radar sisteminin özelliği 60 kilometre çapındaki bir araziyi düşünün. Evet. O arazinin tamamını kontrol edebiliyorsunuz. O zaman Ali Bey ben... Ve size, buyurun. Evet. Buyurun efendim, buyurun. Ve size dolu bulutlarının geldiğini, o sınırlar içerisine yaklaştığını haber veriyor. Anladım. SMS olarak gönderebiliyor.
veya bilgisayar ortamında o bilgileri geçebiliyor. Evet. Dolayısıyla meteor radar sistemini kullandığınız zaman doludan önceden haberdar oluyorsunuz. Ve sistem kendini direkt olarak devreye alıyor. Anlaşıldı. Bizim işte dolu ihtimali olan bulutları da aynı şey yapabiliyor, belirleyebiliyor. Anlaşıldı. Dolayısıyla dolu riskini tamamen sıfıra düşürüyor. Evet. 10.000 atıştan bahsedebiliriz. Yani şok dalgasını 6 saniyede bir atış yapıyor. Evet. Ve bu atışların toplamı 10.000, 15.000'e kadar çıkarabildik biz bunları yeni modellerde. Evet. O zaman yani her atışta da 5 gram civarında biz gaz kullanıyor. Fazla maliyetli yani dedin. Değil efendim, değil tabii. Evet. Yani 10.000 atış dediğiniz zaman sizi bir sezon değil iki sezon dahi çıkarabilir. Anlaşıldı. Yani bizlerin bilgi sahibi olduğu biraz eski sistemlerdi. Ben gerçi yeni sistemlerle sizlerle program yaparken bilgi sahibi olmuştum, evet. Ama o zaman şöyle bir şey gerçekten ciddi manada denemek lazım. Ülke ekonomimize kazandırmak için hani bilmiyorum bu çalışmayı başkanımızla konuşup yapmak lazım. Denemek için evet. Dahi olsa bir tane bana kalırsa kullanmak lazım başkanım. Şimdi ben buyurun. Yanlış mı duydum? 60 kilometre çapında mı dedi Ali Bey? Evet. Şimdi bakın Ali Bey tabii biz sizle ilk defa burada konuşuyorum. Ben evet. Dediğim gibi hani sizle bağlanmadan önce de söyledim. En son 4-5-6 Şubat'ta Messe'deki fuarda bu konuyla ilgili bir firmayla görüştüğümüzde hem Türkiye temsilcisi vardı hem bu firmanın sahibi vardı. Hollandalı bir firma. Hollanda firması evet, daha doğrusu. Evet, Hollanda karşımızdır. Şimdi orada bize bir 20 dakikalık bir sunum da yaptı bilgisayarın üzerinde. Evet. Arkadaşımızın orada söylediği bize, tabii belirli bir rakamlar var bu hani ücret konusunda ben onlara hiç girmeyeceğim. 1 kilometre evet. Çapında bir alanı ve meteorolojik olarak da siz dolu bulutunun yarım saat önceden haberdar olmanız gerekiyor dedi. Evet. Hatta orada biz yaklaşık 30 kişilik falan bir gruptuk. Tarımın içinde olan var, pazarlaması olan var. Arkadaşımızın bir tanesi şunu sordu. Dedi ki peki bu işte yukarı doğru teknik olarak gaz mı atıyordur nedir ben bunu bilemem. Bu bulut dedi ne oluyor? Suya mı dönüyor? Hayır, mı? Kesinlikle yan tarafa gidiyor. Yani bu bulutu öteliyoruz veya başka bir parsele, başka bir köye ne derseniz deyin buna oraya doğru ütüyoruz. Hatta o zaman dedik ki ya bunun yasal alanında bile sıkıntı yaşarız. Bu birincisi. İkincisi de sizin dediğiniz gibi dolu bulutunu yine bu sistemi devreye sokarak yine 1 kilometre çapındaki bir alandan bahsedildi. Dolu bulutları işte geldiği zaman bu sistemi çalıştırırsınız. Fakat %70'ini bunun suya çevirebilirsiniz. %70 çevirdiğiniz zaman da %30 yine bir dolu var orada. Yine dolu yağacak. O zaman biz evet. Bölgede şu anda hatta Bursa'da biliyorsunuz Bursa Büyükşehir olunca hatta bütün şehir olunca Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı da kuruldu. Onlarla beraber ilçe belediyesinin de organizasyonunda komple file sistemlerini devreye sokabilir miyiz? Çünkü dolu filesi bir nevi belki çok aşırı bir afet yağmayıp da sistemi komple çökmediği sürece belirli bir zaman 10 sene 5 sene artık neyse hani bunun filesi belki 5 yıl gidiyor da ama ana taşıyıcı direkler uzun vadeli gidebiliyor galiba sistemlerde. Böyle bir çalışma bile yapıldı ama şimdi sizin anlattığınızdan ben 60 km çapında dediğiniz zaman o zaman bizim bölgeye bir tane yetiyor. Radar olarak tamam. Yani 60 kilometre çapı radar, meteor radar için kullanıyorum. Sistemin kendisi tek bacalı olan dolu önleme sistemi 1000 defarı kontrol edebiliyor. Yeni modelimiz var 3 bacalı. Bu da 3000 defarı kontrol ediyor. 60 kilometre çapındaki bir alana, meteor radarın kontrol ettiği bir alana 1000 adet dolu önleme sistemini kurabiliyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim ben. Bizim Gürsu yaklaşık sadece ilçe olarak 35 bin dönüm ama yanımızdaki bahçeler evet. De var tabii. 40-50 evet. Bin dönüm bir arazi dediğimiz zaman evet. Sizin sisteminizden 50 tane kurmamız lazım o zaman. Benim anladığım o. Evet. Ortadan. Yani
Ortalama budur, doğru. Evet. Şimdi biraz önce de arz etmeye çalıştım. Buyurun. Buna benzer sistemler var. Çok farklı. Bu Yeni Zelanda'da da var, Belçika'da da var, Amerika'da da var, Kanada'da da var. Evet. Ama bunların ufak tefek farklılıkları var. Biz şunu iddia ediyoruz. Bir bacalı sistemle 1000 dekarı biz kontrol ederiz. Meteor radar kullanırsanız bunun başarı şansı %100'e yakındır. Anladım. Ve biraz önce sizin söylediğiniz gibi bulutu ötelemiyoruz biz. Bulutun içerisindeki buz taneciklerini, doluya dönecek buz taneciklerini yağmura çeviriyoruz. Yani evet. Komşuya da zarar vermiyoruz. Anlaşıldı. Evet. O zaman şöyle söyleyebiliriz Ali Bey, sizi biraz sıkıştırıyoruz ama gerçekten bu konunun biraz açılmasını istiyoruz. Herkesin çok iyi bir şekilde öğrenmesini istiyoruz. Doğru. Bu mekanizmada yani çok farklı prensiple çalışan cihazlar da var diyebiliriz. Bu farklı bir prensiple çalışan cihaz evet. O zaman. O zaman ben şöyle söyleyeyim evet. Ali Bey'e. Programda belki çok uzun bunu anlatma evet. Veya tartışma şansımız olmayabilir. Evet. Program sonucunda veya müsait bir zamanda Ali Bey'i biz bölgeye de davet edelim. Muhakkak. Bursa'ya. Tabii. Kendisi gelsin. Orada hem tarımla ilgili işte yani belediyesi, tarım ilçe müdürlüğü veya biz oda olarak kendisine bölgeyi de gezeriz. Burada bu iş nasıl olur, nasıl yaparız, maliyeti nedir? Her detayı orada konuşuruz. Ali Bey bu konuda yani öncelik mutlaka yapalım. Denemeleri, evet. Şeyleri vardır ki iddialı olduğu evet. Yani zaten söylüyor, %100 diyor. Yani evet. %100 zaten hiçbir şey de yok. Yani biz %95'e de razıyız. %100'e yakın dedim. Başka yok, tabii, anladım tabii, muhakkak. Ben de zaten muhakkak. Ali Bey şunu söylüyorum. %100 mümkün değil. Muhakkak, %100 kesinlikle. Hiçbir şey de olmaz dedim zaten. %95'e de razıyız biz. Kesinlikle. Yani hiçbir şeyin %100'ü yok. Hani hatta muhakkak. Bizim de programı bitireceğimizin garantisi yok. Yani insanoğlu olarak. Kesinlikle. Biz o zaman ben sizi Bursa'ya davet edeyim. Zaten herhalde evet. Sinan Bey'de telefonunuz falan kesinlikle. Vardır. Yarın da bir şekilde veya evet. Ben alırım telefonunuzu. Program çıkışında da olabilir. Hı. Haberleşelim. Ben sizi davet edeyim. Bursa'ya bir misafirimiz tamam. Olun. Bölgeye tamam. De bakalım. Memnuniyetle. Bu sistemi de hı. Şartlar uyarsa ben kurmak isterim. Tabii evet. Bizdeki sıkıntı arazilerimiz maalesef küçük. En büyük arazi Gürsu'da toplasanız 50 dönüm. O da 3 tane 5 tane var. Yani 3 dönüm 5 dönümlerde. Evet. Bu işte mutlaka bütün çiftçinin bu sistem içine beraber. Girmesi gerekiyor ki hep beraber olalım. Bu da bir maalesef Türk çiftçinin en büyük sorunu. Sorun. Birleşmesi ama bu konuda inşallah bir yol alırız. Çünkü hakikaten sadece Gürsu'daki zararımız bizim 60 milyon TL yani, şey olarak ama para. Bursa'ya baktığınız zaman belki dediği gibi Ali Bey'in 100-120 milyon liralık olan bir zararımız var. Etapasından aldığımız bilgi. Evet. Doğru. Efendim şimdi bakın bir meteor radar sisteminin 60 kilometre çapındaki bir alanı kontrol ettiğini söyleyebiliyoruz. Bunu çok rahat söylüyoruz. Evet. Tamamdır. Ve bu alan içerisine birkaç tane veya bine yakın sistem kurabiliyorsunuz, dolu önleme sistemi. Yani bahçelerin veya şeylerin küçük olması herhangi bir engel değil. Evet Ali Bey. Birlikler, kooperatifler birleşerek alabilir ve bölgeyi koruyabilirsin. Tamam, muhakkak Ali Bey. O zaman size şöyle söylüyoruz. Yarınımıza bağlanmakla sizin başınıza iş açtık. Bursa'ya bekliyoruz. Memnun oldum ben. Muhakkak espri yapıyoruz. Sizlerle Bursa'da gerçekten bu işin olur tarafını görüşmek muhakkak isteriz. Hani benim için de sürpriz oldu bugün bağlanmanız. Evet. Umarım yani bir ekranda da ilk olacak ki inşallah iyi bir şekilde biz de buradan tüm Türkiye'ye aktarabiliriz. İlk örneğimizi kurmuş oluruz. Güzel sonuçlar elde edersek Çiftçi TV ekranları sayesinde tüm bölgemize yaymış oluruz. Bizler de bunları inanın çok istiyoruz. Çünkü gerçekten bu küresel ısınmalardan dolayı iklimlerin ne olduğu belli değil. Üreticiler bu riski inanın hiç girmek istemeden, maliyetine bakmadan kurmak istiyor. Umarım güzel sonuçlar evet. Alır. Tüm ülkeye yayarız diyorum. Varsa son cümlelerinizi alalım lütfen. Tabii şimdi cuma akşamı evet. Bir tane getirdik. İthal ettik bunu. Evet. Şu anda Ankara Gümrüğü'nde çekmeye çalışıyoruz.
En azından onu başkanımızla da eğer bir mutabakat sağlayabilirsek Gürsü'ye götürür, orada denemesini de yapar. Tamam, o zaman programdan sonra da bol bol görüşeceğiz. Hatta kayıda da alırız. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize de iletiriz nasıl bir sistem olacağını. Herkes bilinçlenmiş olur. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet hocam, gerçekten ekranımızda da bir ilk oldu. Evet. Gerçekten. Güzel bir sistem. Umarım sağlıklı bir şekilde yaşatırız. Dediğim gibi şimdi Ali Bey'le görüşünce hani bu zamandır duyduklarımızdan farklı bir söylem var. Herhalde araştırması yapılmıştır ki var. Bunda biz en azından deneme amaçlı da olsa, amacımız faydalı bir şeyse, ki faydalıdır mutlaka, Gürsü'de bunu yapmak. Çünkü hakikaten zararımız çok büyük burada. Evet. Yani biz fileyle uğraşıp 5 yılda bir file iyi değiştireceğimize bunu kurarız. Kafamızdaki bazı sorular da gitti burada. Neden? İşte biz Türkiye'deki meteorolojik sistemin veri anlamında çok iyi anlamadığını düşünerek, ya nasıl öğreneceğiz yarım saat önce diye düşünüyorduk ama bunun da otomatik olarak veya kendi sistemi içerisinde çözülebildiğini de öğrenmiş olduk. Dediğim gibi biz Ali Bey'le irtibatı zaten koparma şansımızı koparmadan bunu Gürsü'de inşallah kurarız. İnşallah. Hem Gürsü'deki üreticilerimiz bu işten faydalanır. Sonuçta aynı zamanda tüketicilerimiz de faydalanır. Kesinlikle. Çünkü maalesef böyle bir durumda bize üreticilere çok fiyat yansımasa da tüketicilere bu iki katı fiyat olarak yansıyor. Bunun da önüne geçmiş oluruz belki. Kesinlikle, muhakkak diyorum. Ben çok istiyorum bu ekranlarda ilkler yaşansın, güzel bir konular üreticilere aktarılsın. Umarım bunu da güzel, ben inanıyorum güzel İnşallah. Bir şekilde aktarabileceğimizi. Çünkü Ali Bey'le de tanıştık. Ben de ilk duyduğumda eleştirilerim oldu. Kendisiyle konuştuktan sonra soru işaretlerim dağıldı. Umarım ülkemize güzel bir ekonomi, güzel bir değer kazandırmış oluruz bu çalışmaların sonucunda diyelim. Ve biz biraz da kaldığımız yerden devam edelim. En son üreticilerimize armudun yetiştiriciliğinin baş belası olan ateş yanıklığını anlatıyorduk ki. Malum profesyonel bir ilaç bulunamadı. Bazı ruhsatlı ilaçlar var, ancak %100'e yakın sonuçlar değil, %50'ye yakın sonuçlar dahi almakta zorlanıyoruz bunlarda. Bunların devamını nasıl bir şekilde şimdi anlatırız hocam? Yani ruhsatlandırılmış, dünyada kullanılan 5-6 tane ilaç var. Evet. Yani Amerika'da antibiyotik serbest. Avrupa'daki bazı özel bölgelerde, işte Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da, İtalya'da da armudun olduğu bazı bölgelerde sadece o bölgede ruhsatlandırılmış antibiyotik. Ama Türkiye'de antibiyotik ruhsatlı değil. Bununla ilgili ruhsatlı ilaçlar mutlaka var. Fakat sadece ilaçlarla, kimyasalla bu işi çözme şansınız maalesef yok. Dediğim gibi siz ateş yanığını, daha doğrusu çoğu hastalıklar için geçerlidir bu, bahçenize sokmadan bunun tedavisi Kesinlikle. Veya bahçenizden uzaklaştırırsanız, sokmazsanız bölgeye, daha çabuk ve daha doğru sonuca gidiyorsunuz. Ben programda da söylemiştim. Yürüsteki erken uyarıdan dolayı biz hakikaten ilk çiçeklenme döneminde çok iyi mücadele ediyoruz. Yani uyarının geldiği günü Gürsü'deki 1000 üretici, 35 bin dönüm arazinin bunun yaklaşık 25 bin dönümü armut, bir günde veya ikinci güne kalmadan bunu tamamını ilaçlıyor. Yani gece, gündüz, saat 12, 1 fark yağmur etmiyor. Yağmur, çamur demeden ilaçlıyoruz. Çünkü belki yağmurda ilaç atılmaz ama biz ufak çile bile atıyoruz. Çünkü hakikaten çok kötü bir hastalık maalesef. Şimdi ateş yanığıyla ilgili başlangıcı maalesef bunun ağacın en zayıf olduğu dönem tam çiçek dönemi. Yani çiçeklenme döneminde 3-4 tane olayın üst üste gelmesi gerekiyor. Bir çiçeklenme veya yara olacak. Bazı bahçelerde budama geç kaldığı için de aynı şeyi yaşıyoruz. Çünkü her budama makasının vurduğunuz veya desteği vurduğunuz yerde bir yara ve açık bir yara var. Şimdi ateş yanığı mikrobu, virüs zaten ovada dolaşıyor. Havada var bu. Evet. Açık yarayı bulduğu anda bu çiçek veya dediğim gibi budama yeri oradan giriyor. Bunun taşınması için tabii bunun yanında, bu çiçeklenmenin yanında ikincisi gece gündüz hava sıcaklığı ortalamasının 15 derecenin, hatta teknik olarak 18 derece diye söylüyorlar hocalarımız ama ben 15 derece diyorum. 15 derecenin üzerinde olması lazım. Ayrıca da sabah çiğsi veya bir yağmur olması lazım. Çünkü bu mikrop suyla taşınabiliyor. Yani aldığımız bilgiler
Bu şekilde bu üç etken bir araya gelirse zaten bizim erken uyarıda da bu sistemler şey yapılıyor işte yaprak sıcaklığı, hava sıcaklığı, yaprağın ne kadar ıslak kaldığı. Biz sadece burada elle girdiğimiz sisteme ağaçtaki çiçeklenme durumu %5 çiçeklenme var veya %15 çiçeklenme var dediğiniz zaman sistem size ilacı atmanız veya bu haşereyle veya bu kimya ateş yanığıyla mücadele edip etmemeniz gerektiğini zaten uyarı sinyal olarak veriyor. Yani oradaki rakamlar, veriler hepsi oraya sizi götürüyor ve uyarı veriliyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın belki her hepsinde erken uyarı sistemi yok ama hava sıcaklığı artık cep telefonundan bile akıllı telefonlara öğrenebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Gece gündüzün dediğim gibi ortalaması 15 derece ise, çiçeklenme özellikle %30, %40'ı geçtiyse ve sabah çiğsi ve yağmur varsa, hani bunun arkasından kesinlikle ruhsatlı bir ilaçlama yapılması lazım ateş yanığı için. Yapmazsa bu ilaçlamayı çok büyük zararlar başlıyor. Ondan sonra siz bunu çözme şansınız zaten yok. Kesinlikle başkanım. Şimdi konumuz yarım yarım kalıyor ama gerçekten çok akıcı olduğundan kalıyor. Bir reklam aramız daha yaklaşmış. Hatta reklam arasından sonra seyircilerimizin sorularına ağırlık vererek programımıza devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın 3. kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz ki gerçekten ateş yanıklığı ile ilgili mücadelelerin püf noktasını veriyorduk. Evet Sayın Hocam, ağacın en hassas döneminin bu mücadelede çiçeklenme döneminde olduğunu belirttik. Bu durumlarda en büyük enfeksiyonları kapıyor ağaçlar dedik. Buradan kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Evet, ateş yanığının en çok yani en zarar verdiği dönem çiçeklenme dönemi. Evet. Yani inan o dönemde çiçeklenme döneminin 8-10 günlük bazen bir haftaya bazen 12 güne çıkıyor. Çünkü havayla iklimle çok alakalı bir süreç biliyorsun. Bu dönemde 2 günde bir, 3 günde bir uyarıyla tabii yani kendi kafamızdan değil tabii. Uyarıyla 3 günde bir ilaç attığımız dönemi bile hatırlıyoruz. Yaşadık da bunları. O dönemi siz mücadeleyi iyi yaparak geçirirseniz ve toplu bir mücadele yaparsanız ondan sonraki dönemlerde çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Zaten ağaçta artık yeni bir yara oluşmadığı için veya çiçeklenme olmadığı için ateş yanığının zarar verme olayı çok az. Sadece dengesiz açan çiçeklenme olur. Yani bazı meyveler fındık kadar, levlebi kadar irileşir. Ama onun arkasından bazı noktalardan tekrar çiçek açar. Onların da imha edilmesi, koparılması gerekiyor. Ateş yanığının ikinci bir olayı aşırı azotlama yapılmaması, azotlu gübre kullanılmaması gerekiyor. Çünkü taze ve genç sürgünler özellikle hassas olduğu için burada önemli. Armut bahçelerinde azot mutlaka lazım ama yeteri kadar azot, aşırı bir azotlama. Halk arasında da tavuk kümesi diye biliyorsunuz hani tavuk kümesi kullanılır. Bunun da uygulamasının yapılmaması bana göre işin en doğrusu. Hatta biz bölgede artık tavuk kümesini geçtik. Hiç kullanmıyoruz desem yeri var. Çünkü tamamen azot ve içerisinde de bir sürü bakteri var. Zaten yanmış gübre mutlaka kullanılmalı ama büyükbaş olursa burada çok faydası olur diye düşünüyorum. Ben özellikle buna değinmek istiyorum. Çünkü üreticilerin birçoğu gübreleme ile ateş yanıklığı arasındaki mantığı tam kavramış değil. Bunu detaylı bir şekilde aktaralım istiyorum ama programımızın bu kısmında seyircilerimizin sorularına bol zaman harcayacağımızı söylemiştik. Biraz sorularımızı alıp öyle devam edelim. Alo. Alo, merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz Gökhan Bey, buyurun. Benim sorum ateş yanıklığı hakkında. Evet. Yaklaşık 12 dekar 6 yaşında elma bahçem var. Evet. Bunların kenarlarında 3 adet 12-13 yaşlarında armut ağacım var. Tamam. Ve elma ağaçlarımda bu yarı bodur, Starcrypton delicious. Böyle bilezik şeklinde, kalın bilezik şeklinde kabuklarında soyulma var filizlerinde. Tamam. Ve bu her sene 6 yaşında yani 4 yaşından itibaren başladı. Acaba bu armut ağaçlarından mı başladı diye. Bir şüphe doğdu içinizde. Evet. Peki armut ağaçlarının durumu nasıl? Ateş yanıklığına yakalandı mı? Var. Onda da var. Tamam, hemen bunlarla ilgili. Tam, buyurun. Tam olarak rüzgar yönünde yani bahçeye doğru. Evet. Tam anında duruyor yani bahçenin. İçeri taşınması daha mı kolay olur artık onu
Sizin uzmanlığınız aradığı işte. Onun tamamdır Gökhan Bey. Soru biraz daha netlik kazandı. Hemen detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Yok, çok teşekkür ediyorum. Programımızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Evet, şimdi Gökhan Bey'e ben ufak bir şey aktarmak istiyorum sizlerin müsaadesiyle. Bildiğim kadarıyla ateş yanıklığını en çok çeken meyvelerden biri ayva, sonra elma, pardon, armut, ayva diye gidiyor. Bunlar da bir tedbir olabilir değil mi çeşit seçiminde? Tabii. Şimdi zaten yumuşak çekirdeklilerde özellikle, hatta buna biz muşmulayı da ekleyelim. Evet, anladım. Ateş yanığı orada da var ama hani biz bu zamandır ayvadan veya elmadan bahsetmedik. Bölgemizde ağırlık armut olduğu için evet. Ve daha çok da ülkemizde aslında armuttaki evet. Zararı çok gözündüğü için belki değindik. Ama Amerika'da ve Avrupa'da elmaları da çok büyük zararları var ateş yanığının. Dediğim gibi ayvada da var ama ayvada, yani bölgedeki bizde de bazı ayva bahçelerinde ateş yanığı var. Fakat ağacı tamamen yok etmesi veya çok çabuk ilerleme sağlamıyor. Özellikle armutta çok hızlı. Özellikle de deveci çeşidinde armudun çok çabuk ilerleme sağlıyor. Ayvada biraz daha ince dallarda, taze filizlerde gelip kalıyor. Bölgemizdeki elmalarda şu anda yok. Ben elmada görmedim. Yani elmada da olduğunu biliyoruz. Fakat bizim bölgemizdeki elmalarda ateş yanığını görmedim. Burada mutlaka armutlardan ayvalara sıçrama ihtimali var. Bizim bölgemizde aslında tam tersi olmuştu. Ayvadan armuda sıçramıştı. Evet. Hatta ben bir 20 dekar arazimin 7 dönümü 7 dekarı ayva, gerisi armutlu, deveciydi. Ayvalara söktüm, attım. Yani ben bu de Gökhan Bey aynı şeyi 15 yıl önce. Buradan da belki olabilir. Dediğim gibi ama ateş yanığı, elma, armut, ayva, muşmula gibi meyve çeşitlerinde ülkemizde maalesef dünyada da görünüyor. Gökhan Bey'e de o zaman diyebiliriz, armutlarda da görünmüş bu zararlı, oradan geçtiğini söylüyor. Evet. Mantıklı bir çözüm olarak armutları sökmesi tabii olabilir şu anda, yani ağırlık fazla da yokmuş aslında. Ağırlık elma olduğu için armutu oradan alması daha doğrusu, biz de az olduğu için ayvaları aldık mesela. Burada dediğim gibi burada mücadeleyi de çekmeme döneminde özellikle yaparsa ve kimyasallardan yanında azotlu gübrelerine kaçırırsa ben başarılı olacağını düşünüyorum. Evet. Tamam o zaman hocam, Gökhan Bey'e de cevap verdik ama ben gübrelemeye değinmek istiyorum. Üreticilere, çünkü ben de söylediğimde aşırı azotlu gübrelemenin şiddetli bir ateş yanıklığına neden olduğunu söylemişimdir her zaman ki. Evet. Yoz sürgünlerin zayıf olmasından mı kaynaklanıyor bunlar hocam? Gerçi başka nedenleri de vardır ama siz de anlayın. Tabii şimdi azot biliyorsunuz yeşil aksamı, evet. Özellikle de işte boş dalları, boş evet. Taze meyve filizleri, meyve filizleri. Yapmayan dallara faydalı ama yani Türk çiftçisinin belki bir handikapı, biz gözümüzde her şeyi doyurmamız gerekiyor. İşte benim ağaçlardaki dallar yeşil çok olacak. İşte şımal diye de geçer bazı yerlerde. İşte benim bak seninki kısa kalmış, benimki şu kadar kalınlamış. Ya bunları da aslında sezon sonunda ayrı bir maliyetle budamacılarla beraber aşağı atıyoruz. Evet. Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman artık veya bölgemizde de gördüğümüz bazı bahçelerde aslında zayıf ağaçlarda hem meyve tutumunun daha iyi olduğunu görüyorsunuz, hem ateş yanığı hastalığının meyve ağaçlarında daha az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi taze filizlerde, yani orası zaten hassas. Evet. En ufak bir rüzgardan kırılıyor, bir arı gelse oradan daha iyi emici böcekler, işte armut özellikle pisilla gibi yaprak bitleri gibi böcekler orada da tazesinde, hem ilaçsız bir bölge. Yani evet. Geliştiği için ilaçlama yapma şansınız yok orasını her gün. Artı taze olduğu için de her türlü zararlı böceklerin de orada bir şey olduğu için o yaralardan, bizim gözde göremediğimiz, belki mikroskop ortamında bakılabilecek görülen yaralardan ateş yağını daha çabuk giriyor. Onun için de azotlu gübreyi biz tavsiye etmiyoruz. Mutlaka kullanılmalı. Kullanıyoruz ama dozunda, yani bir yeşillik grubuna, bir ıspanak, dereotuna kullanılır gibi kullanırsak ateş yanığına daha çok zarar veriyor ve bahçeyi yok etmenin noktasına kadar gidiyor. Evet hocam, o zaman ben biraz da şu örneğe de değinmek istiyorum ki sizin de program yapmanın avantajları, siz yurt dışında da pek fazla bahçe gezip, hatta üreticilerinizi dahi götürüp gezdiriyorsunuz, belli örneklemlerde buluyorsunuz. Avrupa ateş yanıklığıyla nasıl mücadele ediyor? Avantajları olduğu durumlar var mı? Şimdi Avrupa'daki ateş yanıklığıyla mücadele, daha doğrusu Avrupa'daki aslında bakteri mücadelesi de bizim kadar yok.
Ateş yanında da şöyle bir avantajları var. Avrupa'daki üreticiler bahçelerini bodura geçmişler. Yani klasik bahçe neredeyse yok denecek kadar az. Şimdi bodur bahçedeki ateş yanıklığıyla adam dalını kurtarmakla uğraşmıyor. O ağacı söküp atıyor. Fazla bir şey de kaybetmiyor. Çok fazla bir kaybı yok. Yani bugün 4 metreye 1 metre, 4 metreye 80 santim bodur bahçeler var. Bir ağacı söktüğü zaman 30 kilo armut kaybediyor veya 50 kilo armut kaybediyor. Ama biz klasik bahçelerden 400 kilo ağacımız var. Söktüğünüz zaman bahçede bir 50 metre alanı açıyorsunuz ve 300-400 kiloyu da kaybediyorsunuz. Onun için acaba dalı keselim kurtarabilir miyiz? Şu biraz da aşağıdan keselim falan derken yavaş yavaş her yere ulaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi ateş yanığını kuş bulaştırıyor, arı bulaştırıyor, rüzgar bulaştırıyor, zararlı böcekler bulaştırıyor. Ama bunu alıp bahçeden imha ettiğiniz zaman, bahçe dışarısına taşıdığınız zaman zaten başka bir haşerenin veya bir zararlının, işte kuşun, arının, bunlar da doğanın olmazsa olmazı. Yani dölleme için de arı lazım diyoruz burada. Ama ateş yanığı da yaydığı için de ya olmasa mı diyoruz. İki tarafı kötü. Onun için Avrupa'daki üreticilerin %80'i artık bahçeleri bodura döndüğü için tabii burada mücadele bu yönden rahat. Aslında şey değil. Mesela Yunanistan'da Elnavatçı'na gittiğimizde ya inanın bizim bölgede pek göremezsiniz veya bizim iki tane çiftçiye gittiğiniz zaman ya yaprak bitinin bir tanesini görse ilaçlama yapar. Bazı bahçelerde %5 ateş yağın biz beyaz sinek ve yaprak biti gördüğümüzde hemen ilaç elma bahçelerinde dedik ya niye atmıyorsunuz? Ya zarar eşiğine gelmedi ki niye atayım dedi. Bizde maalesef zarar eşiği diye de bir uygulamamız yok. İşte bir tane gördüğümüz zaman da kimyasal kullanmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da hem cebimizden fazla para çıkıyor hem çevreyi kirletiyoruz. Artı bir de maalesef İmajı kötülüyor. Çünkü ya işte çok ilaç kullanılıyor, şu oluyor, bu oluyor gibi. Maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bunun yolu bizim de ülkemizde artık desteklenmeli belki de. Çünkü bodura geçilememesinin bir nedeni hem yetişkin bahçeleri, klasik bahçeleri söküp kaldırma şansımız yok. Ama bir de sık ekim yapıldığı için bodurda bizdeki maliyetler maalesef yüksek. Avrupa'da yani zirai kredilere bakıyorsunuz 0 faizli. İşte devlet desteği var burada ama bizde maalesef şu anda esnaf kredisinin iki katı. Kesinlikle. Yani dünyaya baktığınız zaman tarım kredisinden ucuz kredi yoktur. Ama bizde tarım kredisi bir kısmı da üreticinin maalesef Ziraat Bankası'ndan Bakanlar Kurulu kararıyla 8,5'larda yani dosya masrafı ile beraber onları bulsa da kredi %10 faizi. Ama özel bankalarında kredi kullanıyor bizim üreticimiz. %16, %17'lerde kredi kullanırken bir fidanın tanesi de 8-10 lira civarındayken bodur bahçeye geçmesi biraz zor maalesef. Kesinlikle ben buna biraz daha değinelim ama seyircilerimizin soruları bu. Yoğun biraz soru alıp öyle devam edelim. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Turan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi ben Ankara'dan arıyorum, Vazpaşa ilçesi. Evet. Armutla ilgili canlı yayın var da onu izliyoruz. Evet. Armut yetiştiriciliğinde bu sarı melek hastalığı dediğimiz bir hastalık oluştu. Evet. Bunun bir çözümü var mı? Armut yetiştiriciliği Gazpaşa yaylalarında tamamen bitti. Maalesef. Acaba bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Tamamdır. Sarı melek hastalığı. Son cümlenizi tekrarlar mısınız? Neyi katlanarak? Sarı melek hastalığı kara şeklinde. Kara leke hastalığıyla. Tamam. Hayır, sarı melek. Pembe şeklinde. Evet, tamam. Tam anlamamıştık onu. Meyveye dönüşme anında başlıyor. Alo. Kara leke mi, benek mi dedi? Şimdi Turan Bey sarı benek hastalığı. Kara leke. Hayır, sarı benek. Sarı benek hastalığı. Tamam. Evet. Ya bu büyük ihtimal gördüğünüz ateş yanıklığına benzer bir hastalıktır. Armutta mı gördünüz siz yine bunu? Meyvede mi, dallarda mı? Evet. Meyvede. Yaprakta yaygın bir şekilde başlıyor. Yağmurlar başlamasıyla birlikte. Hem meyvede hem yaprakta gördünüz. Yaprakta başlıyor, altında böyle sporlar şeklinde belirti yapıyor. Böyle bir çıkıntı oluşuyor. Sarı mı? Bunlar sarı lekeler şeklinde mi? Yoksa başka renk
tonları da var mı? Kahverengi şeklinde de görüyor musunuz? Hayır. Sadece sarı ve dairenin ortası pembeleşiyor. Tamam. Tamam. Yaprağın altında da böyle bir şey sert tabaka oluşturuyor ve yaprak dökülüyor. Tamam. Tamamdır şimdi Turan Bey. Bununla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Bununla ilgili ilaç tavsiye edebilir misiniz? Tamam. Ticari ismi de olabilir veyahut da şey içerik neyse. Yani tamam. Bu bizim Gazipaşa'da armut yetiştiriciliği tamamen bitti bu hastalık yüzünden. Doğrudur, doğrudur. Ne kadarlık bir alanda üretim yapıyordunuz? Kaç dönümlük bir alan? Böyle şey bahçe şeklinde değil de mesela vatandaşlar bahçesinde 4-5 ağaç şeklinde böyle yiyecek şekilde yapıyor ama anlaşıldı. Tamamen bitti gibi bir şey. Tamam. Tamamdır Turan Bey. Hemen bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ettik. İyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam, bana kalırsa fungal bir hastalık bu da. Şimdi sarı benek diye hani orada halk arasında belki öyle konuş ama muhakkak. Benim bak yani kanal, ona benzer bir şey de söyledim. Mutlaka mantarı bir hastalık. Veya bizim bundan 7-8 yıl önce geriye doğru hızlı dönüm diye tabir ettiğimiz sarı kahverengileştirerek başlayan, evet, tepeden aşağı doğru inen bir hastalık vardı. Armut'ta özellikle. Evet. O olabilir. Şimdi burada ticari isim vermemiz yanlış olur. Ben Turan Bey'e şöyle söyleyeyim. Telefonumu veya bizim Gürsüz Radyosu'nun sitesinden de bulabilir. Birebir görüşürsek mücadele yönteminden orada anlatabiliriz. Şimdi evet, ticari isim burada yanlış muhakkak olur. Muhakkak zaten veremiyoruz ama hatta olmaz. Turan Bey'e değil bütün seyircilerimize yönelik olarak yapalım. Yani sorularımız çok yoğun. Malum hepimizi her soruyu canlı yayına alamıyoruz. Ancak hem programdan sonra kanalımızı arayarak hem de Gürsüz Rahat Odası'nın web sitesinden Kamil hocamıza ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Çözüm yollarınızı önerebilirsiniz. Gerçekten armut yetiştiriciliğini biz bu ekranlarda bir yerlere taşımayı hedefliyoruz. Tüm Türkiye'nin sorunu gündemine ise beraber ele alıp bu konuda beraber çalışmalar yapmak istiyoruz ki yeri geldiği sürece, gelişim dönemleri olduğu sürece armutta, bir gelişme olduğu sürece Kamil Bey ile beraber burada sizlere duyuruları yapacağız. Çünkü gerçekten ülkemizin çok güzel bir zenginliği. Evet. Bunları bizler paraya çevirip üreticimize kazandırmak istiyoruz ama çok ciddi bilgi kopuklukları var. Maalesef. Bu bölgede 7 sene önce görülen bir hastalıktan Turan Bey'in de dediği gibi daha yeni haberdar olan üreticilerimiz olabiliyor. Ve bunun gibi yüzlerce bir durum. Umarım biz bu bilgi akışını ortasındaki mekanizma oluruz diyorum hocam. Üreticilerimize aktarabiliriz ki gerçekten üreticilerimiz bu konunun arkasında durup araştırmayı seven insanlar, tarıma kazandırmak isteyen insanlarımız. Umarım bu konuda faydamız olabilir diyorum. En son ateş yanıklığı ile ilgili son cümlelerimizi söylüyorduk. Ben biraz da başka birkaç soru hazırladım. Tabii. Malum çünkü yavaş yavaş havalar ısınıyor. Gübreleme sezonuna geçiyoruz. Üreticilerimize biraz gübreleme ile ilgili taktikler verelim istiyorum armutta. Çünkü gerçekten çok farklı bir gübreleme takvimi ve programı var. Ateş yanıklığı ile ilgili son cümleleriniz neler olur hocam? Şimdi dediğim gibi zaten mevsim olarak aslında kısa bir süre sonra yani böyle giderse 20 gün bir ay içerisinde bizim çiçeklenmemiz başlayacak ve ateş yanıklığı mücadelesi başlayacak. Evet. Ben üreticilerimize dinleyen arkadaşlarımıza çiçeklenmenin başladığı dönemde demin bahsettiğimiz gibi iklim ve hava şartlarına bakarak çiçeklenme durumunda göz önüne alarak kesinlikle ruhsatlı ilaçların kullanılmalarını ve toplu bir mücadele yapmaları yani bölgede orada bütün armut varsa armutları yani siz attığınız yandaki komşunuz atmıyorsa ona geldiği zaman size gelmesi bunun iki gün sonra oluyor maalesef. Toplu bir mücadele yapılması gerektiğini söyleyelim ve kolay değil ateş yanında mücadele ama en azından şu anda gidiyoruz. Dünya bunun çaresini hala bulamamış. Amerika'da araştırıyor, Avrupa'da araştırıyor. Bizim üniversitelerimiz, araştırma endüstrilerimiz de araştırıyor. Biz de kendi çapımızda çiftçiler deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. En azından bir noktalara kadar götürdü. Çünkü ben Gürsü'de şunu çok iyi biliyorum. 94 veya 95 yılındaydı. İlk ateş yanını gördüğümüz dönemlerde dedi ki böyle olursa 2 sene sonra armut kalmaz. Ama yıllık 2015
Eğer dolu yağmasaydı hala biz kendi çapımızda iyi şekilde gidiyorduk ama doludan dolayı biraz zarar gördük. Burada hem dediğim gibi üniversitelerle beraber hem artık dünya küçük bir cep telefonu içine bile girdi. İnternet ortamında araştırma yaparak biz odalar ve tarım ilçe müdürlüklerine işte odalardan hem üreticiler olarak Avrupa'dan duyduğumuz ruhsatlandırma ilaçların bizim bakanlık tarafından da, Tarım Bakanlığımız tarafından da ilaçla ruhsatlandırılmasını, bunların kullandırılmasını, hem bazı firmalar artık bakterilerin de burada devreye girmesini ama tabii bakteriler maalesef ülkemize yeni girdiği için bunların kullanımı maliyetli. Çünkü ateş yanındaki bakteri attığınız zaman koruyuculuğu bir güne, iki gün, üçüncü gün tekrar atmanız lazım. Burada bir maliyet var ama bunun da bakanlık belki bölgelerde özel olarak destekleyerek bu ürünü, bazı destekler mutlaka var bakanlığı çıkardı. Bu da destekleyerek çiftçinin en azından bu ürünü yetiştirmesini, devam etmesini veya bu üretime devam etmesini, kendi ayakları üzerinde kalmasını sağlayabilir. Ülke için bu ilaçlara verecek destekler çok büyük bir rakamlar değildir yani baktığınız zaman ama üreticinin durumu kötü olduğu için hakikaten burada maalesef ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken daha ucuz ilaçlara, daha şeylere, bazen de belki içimizde 3-5 tane de üretici arkadaşımız olsa da ruhsatlı ilaçlara da kaçıyor. Bunun da önüne geçmiş oluruz. Ateş yanında alakalı diyorum. Gübrelemeye geçiyorum. Gübreleme konusunda da çünkü gerçekten gübreleme çok önemli Armut. Ya mutlaka olmazsa olmazımız ama gübreleme. Türkiye'deki tarımda en büyük eksikliğimiz maalesef üreticilerimizin toprak tahliye yaptırmamaları. Yani olay burada başlıyor. Değil mi? İlk hata. Biz hala basalım. Babadan, dededen duyma. İşte komşumuz şunu attı, biz de bunu atalım. Veya işte gübre aldığımız bayi arkadaşımız, ilaç bayi sahibi nereden alıyorsak. İşte onun yönlendirmesiyle geçen sene ben şunu atmıştım, bu sene ne atalım? Çok karambole bilgiler. Maalesef üreticilerimiz toprak tahliye yaptırmalı. Siz toprak tahliye sonucunda zaten hatta artık meyvada özellikle toprak tahliyenin yanında yaprak tahliyini de yaptırmalıyız. Hmm. Çünkü toprakta olan bir besin elementini siz ağaçta göremiyorsunuz veya olmuyor. Siz diyorsunuz ki ben attım. Yani burada yemek var ama yer misin, yemez misin gibi bir örnek bu. Yani. Ben öyle söylüyorum. Ama topraklarımız maalesef yanlış gübreleme, yanlış besleme ne derseniz deyin buna kilitlenmiş durumda duruyor. Ben yine kendi bölgemi bildiğim için söyleyeyim. Şu anda Gürsü bölgesinde 7.6'nın altında pH yok. 8.2'ler var. Siz buraya ne atarsanız atın, ya randıman alamazsınız. İlk önce bu toprağı düzeltmeniz lazım. Evet hocam ki özellikle gerçekten her program yaptığımda gübreleme ile ilgili bunu aktarmaya çalışıyorum ama bir üretici olarak sizlerin vermiş olacağı tavsiye üreticilerin nazarında ayrı bir değere sahiptir. Ben bundan da çok eminim. Bir telefon bağlantımız var. Sorumuzu alıp öyle devam edelim lütfen. Alo. Alo, iyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar Haydar Bey. Arkadaşlar ses çok az geliyor. Alo. Buyurun Haydar Bey. Az önce bir yetiştirici bağlanmıştı da Antalya'dan. Sarı benek hastalığı hakkında size bilgi istemişti. Evet. O hastalığı o tam anlattı. Anlattığına göre memeli pas. O hastalığın ismi. Tamam. Kamil Bey onun hakkında bilgi verirse o arayan arkadaşımızla bilgilenmiş olur. Ben onun için aramıştım. Tamam. Tamamdır o zaman yani, Haydar Bey. Sağ olun. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi sağ akşamlar. Olun. Lekeli pas hastalığıymış. Memeli pas. Memeli pas Armut'ta, pardon. Evet. Şimdi ses de tam alamadık orada. 3-4 kere sorduk. Zaten aslında şey de söylemiştik. Yani arkadaşımız bize şey yaparsa telefonlarla görüşürüz diye. Şimdi yine bölgede çok fazla bizim şey yok ama dediğim gibi burada diğer isim vermemiz Armut'un bir rahatsız hastalığı bu. Armut hastalığı memeli pas. Bunun yanında elmada ve ayvaları da var biraz. Bölgede biz fazla çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz memeli pas. Çünkü dediğim gibi Armut'ta özellikle bölge hakikaten hem üreticisiyle hem bayisiyle hani Türkiye'nin önemli bir yeri, önemli bir üretim merkezi olduğu için bizim her çiftçi bile bir ziraat mühendisi oldu artık. Burada mücadele yapıyor. Ben yine orada da söylemiştim. Turan Bey telefonla
İltifak kuracağız herhalde, ulaşacak. Ulaştığı zaman da detaylı olarak hem kendisine kimyasal ilaç ne yapması lazım, hangi ilacı kullanırsa daha iyi olur. Burada ticari isim de istedi çünkü kendisi. Evet. Burada ticari isim veremeyeceğimize göre ondan dolayı şey yapmamıştık. Yardımcı ama, olacak. Arkadaşımızlara teşekkür ederim yine. Sağ olsun Turan Bey'e de buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu bir bütün olduğumuzu gösteriyor bu ekranda. Herkes bir mücadele için yardım ediyor. Herkes sağ olsun, var olsun. Bir reklam aramız yaklaşmış Sayın Hocam. Reklam arasından sonra gübreleme kısmıyla devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın son kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz ki bu kısımda biraz sezon itibariyle gübrelemeye değineceğiz. Gerçekten gübreleme sizin asıl hasadınızdaki, kazancınızdaki sonucu belirleyecek olay. Lütfen bu konuda biraz temkinli davranın istiyorum. İlk basamak tabii ki dedik ki toprak analizi hocam. Kesinlikle toprak tahlili olmadan gübreleme artık kalmadı bu çağda. Var, yapılıyor yani, ama bu çağda olmamalı artık. Bu işi ticari olarak üretimini yapan hangi ürünü yetiştirirse yetiştirsin, hiçbir arkadaşımız bence toprak tahlili yapmadan gübre kullanmamalı. Yani. Çünkü toprağımızda ne var ne yok hiçbir şey bilmiyoruz. Toprak tahlili de yine söylüyorum, meyvede özellikle belki, hani sebzede bir nevi şekilde görebiliyorsunuz ama meyvede kısa bir sürede görme şansınız yok bunu. Fakat yaprak tahlili de önemli. Yani bunlar çok afaki rakamlar değil. Yani önceden belki biraz pahalı geliyordu. Artık ücreti öyle dokunuyor şeydi. Ama şimdi özellerle beraber bu işi hakikaten iyi tahlil yapan, iyi yorumlayan. Çünkü tahlil sonucunu yorumlamak da çok önemli bu işin içerisinde olan şeylerde. Hem toprak tahlili, yaprak tahlili yaptırarak ürünümüz ne istiyor, ne yapmamız lazım. Bunu toprakta ne öğrenmeliyiz. Eksik, bilmek lazım. Çünkü toprak şimdi çok bir toprak tahlilinin bedeli bugün bir çuval, hatta bazı gübrelerde yarım çuval gübre parası. Yani. Siz 10 dönüm 15 dönüm bahçenize bir çuval gübreyi atarsanız toprak tahlilini bedava çıkarıyorsunuz. Artı zaten bakanlık toprak tahlili yaptırırsanız size destekleme veriyor. Belki az rakamdır ama bir şekilde alıyorsunuz bedelini. Evet. Bırakın destek bedeli, yani dönümüne 2,5 lira 3 lira para çok önemli bir para olmayabilir üreticilerimiz için ama bir çuval gübre alsanız faydalı, azaltsanız bunu çıkarıyorsunuz. Tabii İki, ürününüzün ve toprağınızın en azından ürününüzün kaliteli olmasını sağlıyorsunuz. Toprağınızın ölmemesini, toprağınızın kötüleşmemesini sağlıyorsunuz. Çünkü bu toprak olmazsa üretim yapma şansınız yok. Evet. Yani bir insan gibi düşünün, siz sağlığınızı kaybetmişsiniz. Yani ne kadar dışınız iyi olursa olsun içiniz bitmiş, toprak da aynı şekilde. Şimdi bölgede bakıyorsunuz bizim pH'lar yüksek. Vatandaş yine dediğim gibi işte babadan dededen görme, ben bu sene yok şu gübreyi attım, seneye şunu atalım. İşte hep şey vardır bizde, bir şey bilmiyorsan 3-15 at. Evet. Ya atıyorsun 3-15'i de 50 kilosu dolgu maddesi. Yani 50 kilonun yarısı dolgu maddesi. Kireçli genelde. Yani zaten bundan dolayı artık şey olmuş, dediğim gibi toprak tahlilleri yaptırılarak hangi dönemde ne gübre. Şimdi bitkinin istediği gübreler zaten dönemsel olarak belli. Yani işte çiçek gübre döneminde fosfor ister ağırlıklı olarak. Gelişme döneminde dengeli gübre kullanabilirsiniz. Bunu damlama sulama varsa damlama sulama gübreleri, siplik varsa siplikten veya bazı ürünleri yapraktan atmak zorundasınız. Çünkü İlerlemesi, alınabilirliği hakikaten zor ürünler var. Ama pH'ınız yüksekse, siz pH'i düşüremezseniz, ne atarsanız atın, cebinizden atıyorsunuz. Ben bazen arkadaşlara takılıyorum. Ya ben attım, alırsa alır, almasa kendi bilir. Yani sizin attığınız gübre kalmıyor. Şimdi bizim yine Gürsü bölgesinde, mesela ben kendim bile bu sene yaklaşık odadan 250 civarında üretimci toprak tahlillerini yaptırdık. Ya inanın potasyumun yeterli olduğu falan değil. Çok fazladan fazla şey yok. Hepsinde çok fazla potasyum. Ama hala bizim arkadaşlarımız potasyum atarlar. Şimdi ama kitli yani toprakta 8.2 pH'lar var. Siz burada ne randıman alacaksınız ki? İlk önce bunun yolları belli. Ya kükürt atacaksınız. Veya işte organik maddeyle besleyeceksiniz toprağı. Humik organik asit. Madde olarak hümik asit, fülvik asit. Bunlarla toprağı bir düzene sokmanız lazım. Toprağı bir sağlıklı hale getirmeniz lazım ki attığınız gübreden bitki, fayda bitki faydalansın. Bu size art olarak mutlaka dönecektir.
Ama ben şuna da inanıyorum. Ben geçen seneden de takip ediyorum programı. Bayağıdır yaptığım için üreticilerle. Bu konuda bir bilinçlenme var artık. Yavaş yavaş üreticilerimiz bilinçleniyor. Biraz bu bilinçlenme esnasında yanıldıkları noktalara var. Onlara değinmek istiyorum Sayın Hocam ama sorularımız biraz yoğun. Biraz sorularımızı alıp öyle devam edelim. Alo. Alo. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Aleykümselam Şahin Bey. İyi akşamlar. Buyurun. Sağ ol. Şimdi benim televizyonla telefonu karıştırıyorum. Hangisini kapadım? Efendim? Şimdi sesler çarpışıyor da. Tamam, televizyonun sesini kısarsanız telefondan sesimi net alırsınız. Tamam, kıstım. Ha, buyurun Şahin Bey. Şimdi ben, siz armuttan bahsediyorsunuz. Ben armutta söyleyeceğim. Elma, kiraz da var. Şimdi armudum benim o dip sürgünler dibi siyahlaşmış. Tamam. Bir de uçlarında saralıyor. Çiğde buruşuyor. İkinciye gelince bu elmada da oluyor. Kiraz da şey diyor, aynı saralıyor, yaprağını evvelce döküyor. Bunlara ben demir verdim, demir vitamin şeysi, tozu. Ondan sonra acım çinkona verdim, pes gitmedi. Tavuk gübresi, güvercin gübresi attım. Bilmiyorum yani, böyle fayda bir sıkıntı var benim bahçede. Çok da meraklıyım. O doğrudur Şahin Bey. Hiçbiri çözüm olmadı mı pekala? Olmadı. Şimdi de koyun gübresi verdim diplerine. Ya bunun beslemeyle ilgili bir sorun olup buyurun. Borda verdim, borda. Borda yani bulamacı. İyi olmuş mu? Borda verdim ha. Tamam. Hatta şöyle borda verdiniz yani. Şöyle yapmak lazım. Hiç toprak analizi yaptırdınız mı Şahin Bey? Yok, yaptırma. Kumsal benim bura, kumsal. Şu yani rüzgarın lesip yetildiği kumlar bu ya. Tamam. Kumsal, ince yani. Tamamdır Şahin Bey. Şimdi sorunun ne olduğunu tamamen anladım. Biraz açıklama yapacağız. Burada var mı sormak istediğiniz başka soru? Sormak istediğim bu da. Şimdi ben sizi dinliyorum. Tamam. Tamam, o zaman şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu bir hastalıktan ziyade bir bitki besin elementi eksikliği olduğu benim kanaatimce var hocam. Çünkü sadece armutta değil, elmada ve aynı şekilde kirazda da görülmüş. İlk olarak sorduğumda zaten bir toprak analizi kendisi yaptırmamış. Büyük ihtimal toprak analizi yaptırdıktan sonra netleşecek bir sonuç. Biz buradan ne kadar yorum yapsak da zor. Böyle değinmek istedim. Yapraklarda sararma var dedi ve arkasından da tavuk gübresi attım diye bir ifade kullandı. Evet. Azot fazlalığı bile olabilir o sararmadan dolayı. Yani toprak tahlili dediğim gibi çok önemli. Ben Şahin Bey'in de yani bu toprak tahlili yaptırıp ne var ne yok öğrenmesi lazım. Taze filizlerde kararma var dedi. O büyük bir ihtimalle yine ateş yanığı armuttaki. Evet. Ama o sararma olayı, azot fazlalığı da biliyorsun sararmaya neden olabiliyor. Ama bazı bol gübre atmış hatta kendisi. Büyük yani işte ihtimal. Ama alınabilirlik önemli. Yani, onun yani için bir analiz. Benim karnım aç. Sen bana tabaktan yemek koyuyorsun ama karşıda duruyor, yemiyorum. Yani bu, bunun gibi bir olay bu. Hiçbir faydası yok bir bana. Bir zamandan sonra da uçup gidiyor. Dediğim gibi yani burada pH önemli, toprak ne durumda önemli. Bunun içinde tek bir tane yolu toprak tahlilinin yapılması. Kesinlikle. Bu kadar gübreleme maliyeti yapmasından ziyade bir analizin maliyeti yapması çok daha faydalı olacaktı. Biz konumuzdan kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun hocam. Şimdi dediğim gibi yani meyvelerde çekleme döneminde fosfor ortada, dengeli gübre son zamanlarda alınabilir ihtiyacı var ama şu anda işte yapraktan biraz potasyum. Çünkü toprakta hakikaten var ama bunu çözmemiz pH'in yüksek olduğu dönemlerde belki çok kısa vadede sorunu çözmüyor. Yani veya sonuç alamıyoruz diyelim. pH'i düşünmenin yolu herkesin açıkladığı gibi kükürt. Fakat bunu uygulamak kolay değil. Kesinlikle. Zor. Uzun vadeli. Uzun vadeli bir çözümü. Bazı arkadaşlarımız piyasada bazı ürünlerin kısa vadede bunu çözdüğünü söylüyorlar. İşte Avrupa'dan ben bu sene kendim duydum. Onu da denemesini yapacağım. 60 günlük bir süre içerisinde pH'i normal seviyeye düşürüp tekrar aynı seviyeye geliyormuş. Bir üründen bahsedildi. Ama şu anda ne ruhsatlı veya net bilgimiz yok. Evet. Ama pH'i düşürmek için bildiğimiz tek yol şu anda veya kükürt. Bir iki yol. Kükürt, organik madde olayı veya hümik külbik asidi toprağa verip toprağı düzenli seviyeye getirmek. Ondan sonra biz acaba
attığımız ürünleri alabilir mi, alıyor mu? İşte bunda yaprak tahliliği sonucuna göre öğrenmemiz lazım. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Bunun haricinde dediğim gibi bazı elementlerin, işte demir, kalsiyum gibi elementlerin de topraktan alınması mutlaka var. Ama yapraktan da biraz kombi türü ürünlerle atılırsa fayda sağlanıyor. Bizim en büyük ihtiyacımızdan bir tanesi de hasat dönemi bittiği zaman biz ağaçları maalesef besleme yönünden bırakıyoruz. Biz hasat döneminden sonra her zaman söylediğim gibi Borçinko artı kombi hazır karışımlar var, kombi diye geçen. Bunları atarak ağacın kışa sağlam girmesini, dirençli girmesini, göz oluşumuna yardımcı olmasını, meyve gözlerinin oluşmasını sağlamalıyız. Genelde zeytinde kullanılan var yılı yok yılı olayı maalesef artık armutta, elmada da. Çünkü topraklardaki olay, yine ben kendi bölgemden bildiğim için söyleyeyim. Uzun yıllardan beri verim aldığımız için yeterli beslemeyi de, yani topraktan ağacın götürdüğü gıdayı yerine koymadığımız için eksikler başladı. Bu da bir sene var, bir sene yok. Bir sene az oluyor, bir sene çok oluyor, götürmeye başladı bizi. Mutlaka iklimle alakalı veri, tonajlar düşüyor, yükseliyor ama bu %5'leri geçmez eğer siz yeterli besleme yaparsanız. Ama bu sene 100 ton, bir sene 30 ton oluyorsanız, o zaman beslemede bir hata yapıyorsunuz demektir. Bunun içinde dediğim gibi toprak ve yaprak tahlilleri yaptırılarak ağacımızda ne eksik, toprağımızda ne eksik, ne fazla, bunları alınır duruma getirmemiz için uğraşmalıyız. Evet hocam, ben özellikle beslemeyle ilgili yine birkaç noktaya değinmek istiyorum ama bir sorumuz var, sorumuzu alıp öyle devam edelim. Alo. Alo. Buyurun Mahmut Bey. İyi günler. Ya ben benim bir armudum var da 40 tane 4 yaşında bir armudum var ama. Evet. Şimdi ben toprak tahlilini yaptırdım. Evet. Toprak tahliline potasyum yüksek çıktı. Tamam. Kalsiyum ve azotum az çıktı. Tuzluk oranında hemen hemen sıfıra yakın toprağım tuzluluğu. Tamam. Şimdi yalnız armutlarımda böyle olarak yapraklarında uçlarında sararma ve yani belli bir zaman sonra tamamen yaprak sararıp dökülme şeklinde, yani daha ağaçların tamamı dökülmüyor ama belli bir %50'sine yakını dökülüyor. Tamam. Yani ben ona çare bulamadım. Yani normalde tavuk gübresi olarak tavuk gübresi kullandım. Azotlu gübreleri de kullandım. Fakat armutları düzeltemedim. Mesela aynı bahçede kirazım var, elmam var ve eriğim var. Evet. O ağaçlarımda herhangi bir sıkıntı yok. Onlar da mesela verim olarak da, ağaçların gelişimi olarak da, sürgün olarak da ve yaprakların yeşillik olsun, şeyli olsun, yeterince gelişkin yani ağaçlarım. Tamam. Ama armutlarımda böyle bir sıkıntı oluştu. pH'im de 7.6. Ben tahlilimi yaptırmıştım. 7.6 idi. Tamamdır yani, Mahmut Bey. Şimdi başkanımın bir sorusu var sizlere. Armutlar bodur mu, klasik mi? Yarı bodur. Yarı bodur. Tamam. Tamamdır Mahmut Bey. Şimdi sorunuza detaylı cevap vereceğiz. Bir de tahlil yaptırdım dediği için soracağım. Demirle ilgili, yani demir hani makro mikro hangisini yaptırdığı bilemediğim için soruyorum. Demir noksanlığı... Makro olarak yaptırdım. Demir magnezyum falan olarak yok da. Şimdi ama normal kalsiyum, azot şeklinde yaptırdım. Tamam. Tamamdır o zaman Mahmut Bey. Hemen soruyla ilgili detaylı açıklama yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka soru? Yok, başka yok. Teşekkürler. Tamam, biz teşekkür ettik. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi bodur ve yarı bodur, özellikle de tam bodurda demir noksanlığı çok çabuk belli ediyor kendini. Onun için ben demir uygulamasının tam çiçeklenme döneminde, özellikle bodur ve yarı bodurda yapılmasını, hatta imkan varsa daha erken yapılması, ama maalesef kıştan şey olduğumuz için anca çıkıyoruz dönemde. Bunun meyve tutumu bile, yani biz kendimiz bunu bizzat yaşıyoruz zaten. Bodur'da özellikle siz demir uygulaması yapmazsanız açan çiçeklerin bile bir kısmı tutunmadan dökülüyor. Ama demir uygulaması yaparsanız bundan daha iyi randıman alıyorsunuz. Çünkü bodur ve yarı bodurda kılcal kökler biraz daha yukarıda olduğu için toprakta daha çok gıdaya ve ağaç kendini yani ufak yapı, belirli bir tonaj olduğu için de daha fazla gıda götürüyor. Onun için de beslemeyi daha fazla istiyor bodur ve yarı bodur özellikle klasiğe göre. Ben
tepedeki saralmanın mutlaka demir eksikliği olduğunu, çünkü azot fazlalığı da yine bir soru. Yine aslında bizim hiç tavsiye etmediğimiz armutta tavuk gübresi. Evet, kullanmış kendisi. Yine kullanmış. Yani bu sene yaprak tahlilinden de bu sonucu öğrenebilir, demir olup olmadığını. Çünkü dediğim gibi bazen toprakta olanı biz ağacın kendisinde göremiyoruz. En azot fazlalığı da çıkabilir. Yani iki seçenekten birisi var, başka bir şans, ihtimal yok burada. Tamamdır o zaman. Ben hazırlamış olduğum birkaç noktaya da değinmek istiyorum ki hocam. Biz armudun yani toprak analizine göre muhakkak gübreleme yapılması lazım ama kaçınılması gereken gübreleme tarzı aşırı azotlama dedik. Bunun gibi değinebileceğiniz birkaç püf noktası var mıdır gübrelemede? Yani şimdi, şu zamanda atmazsak çok iyi olur, şunlardan kaçınırsak iyi olur. Şimdi azotu ilk baştan belki yeterli, yani az miktarda, çok aşırı olmamak haliyle ihtiyacı kadar verirseniz mutlaka verilmeli. Azot kesinlikle hiç vermeyelim diye bir şey iddiamız yok zaten, ama aşırı azottan kaçmalıyız. Tahlil sonucunda elimizdeki veriye göre hareket etmeliyiz. Zaten yani toprak tahlili yaptığınız laboratuvar bu işi iyi okuyabiliyorsa çözümünü altta yazıyor zaten ama... Bunun yanında hasata yakın potasyumlu gübreler ve kalsiyumlu gübreler bizim meyvamızın hem raf ömrünün artmasını, ayrıca daha kilolu, dolu bir ürün olmasını, bu bahçenin de tonajını artıracaktır. Bunlar yapılmalı özellikle hasata yakın dönemde. Çünkü potasyum toprakta, Mahmut Bey de söyledi, evet, toprakta fazla ama yukarıda var, bunu bilmiyoruz. Potasyum bence raf ömrü için çok önemli. Tadı, aroması için de önemli ürünün. O da tahlil sonucunda çıkıyor dediğim gibi. Yani bunun yanında zaten dediğim gibi, eğer siz o laboratuvar bu işi hakikaten biliyorsa iyi bir çözümünü yazıyor. Orada hatta bazı arkadaşlarımız belki rapora yazamadığını size öneri olarak da veriyor. Bu dediğim gibi sadece oradaki olay işte pH'ınla, kireçlilikle, tuzlulukla veya şu varla alakalı değil. O toplam olayı, kağıt üzerindeki olayı çok iyi okumanız lazım. Bunu da en iyi okuyacak arkadaşlarımız, dediğim gibi toprak tahlilini yapan firmalar veya kurumlar. Kesinlikle. Peki abi, biraz da üst gübrelemeye geçelim. Yaprak gübrelemesi yapıyor musunuz siz üreticilere de? Nasıl, yani zamanlama olarak hangi zamanlamada önerirsiniz? Çünkü yaprak gübrelemesinde çok büyük bir gözlemim, zamanlamayı üreticiler çok iyi tutturamıyor. Bu konuda bir pratik bilgi verebilir misiniz? Şimdi meyve tutum döneminde mutlaka fosforlu gübre yapmaktan lazım. Yani biz atıyoruz. Ondan sonra irileşme döneminde, ceviz irliği dediğimiz dönemde mutlaka kombi uygulaması yapıyoruz. Hasata yakın da dediğim gibi potaslı bir gübre kullanıyoruz yapraktan. Muhakkak, ama üreticilerde şu bir kanaat var. Gübre veriyoruz. Yani bu gübrelemeleri bizler kalite için yapıyoruz. Yani kendileri verim açısından anlamasınlar. Meyve tutumunu arttırabilmek, kendisinin direncini kuvvetlendirebilmek, o açıdan muhakkak ben öneriyorum. Sizlerin de bu konuda birkaç cümlesini isterim. Şimdi belki yine ben kendi bölgemden söyleyeyim. Daldan ürünü erken sattığımız için ben nasıl bu ürünü sattım deyip yeterli besleme yapılmıyor. Aslında yanlış bir uygulama. Tabii ki ürünün kaliteli olması beslemeyle alakalı. Tabii ki. Yani siz... Fakat şu da anlaşılmasın, bazı çiftçi arkadaşlarımız üreten şunu anlıyor. Ya işte bir firma, bir bayi gelip ürününü anlattığı zaman veya biz anlattığımız zaman şeftali veya armudu siz kavun, karpuz kadar irileştiremezsiniz. Yani. Burada en iyi yapabileceğiniz %5 bir tonaj veya %10 bir tonaj artırımıdır. Bu tonaj artırımında irilik çok fazla kendini göstermeyebilir. Aynı çaptaki, aynı bir yoldaki meyve, birisi 300 gram, birisi 350 gram geliyor. Aynı kasa, birisi 6 kilo, birisi 7 kilo geliyor. Bu beslemeyle alakalı. Yani bunu sağlayabilirsiniz. Yoksa ağaçtaki meyve sayısını artırma şansınız yok sizin. Çünkü o ağaçtaki beslenebilecek meyve miktarı belli zaten. Çok aşırı olsa da, bütün aşan çiçekleri tuttursanız da teklemeyle bunu aşağı atma zorundasınız. Azaltmak çünkü zorundayız. Ağacın besleyebileceği miktar, kapasite o dalın belli, taşıyabileceği yük belli. Evet. Yani siz bana 50 kilo verirseniz gideceğim yer belli, 100 kilo verirseniz gideceğim yer belli. Bu ona benziyor. Ona göre yapılmalı ama
kalitesi, albenisi, tadı, aroması, raf ömrü gibi etkenler mutlaka beslemeyi önemli hale getiriyor. İkincisi, besleme, bu sene yaptığınız beslemenin faydasını bir sene sonra görürsünüz. Sonraki seneye görürüz. Bunda değil. Ben bugün attım, yeşillik grubunda olduğu gibi 3 gün sonra ben ağaçta bir şey göremedim derseniz göremezsiniz zaten. Onun artısını dediğim gibi bu sene 2015 yılında yaptığımız beslemeyi, gübrelemenin faydası bize 2012-16 yılında önümüze gelecektir. Karşımıza çıkacaktır, evet. Evet hocam, gerçekten çok zevkli bir program oldu. Programımızın sonuna geliyoruz ama bu programda üreticilerin çok faydalandığı noktalara değindik. Hatta ekranlarda bir ilk olacak ki bir sistemi ilk defa deneyeceğimizin sözlerini verdik. Bunları üreticilerimize aktaracağımızın sözlerini verdik. Benim adıma çok çok faydalı bir program oldu. Ben gerçekten bizleri kırmayıp programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Faydalı olabildiysek üreticilere bir nebze de olsa ne mutlu bize. Muhakkak. Hatta buradan üreticilere de söylemek isterim ki canlı yayın esnasında pek fazla sorularınızı alamadık. Gerçekten üreticilerimizin alakası çok çok fazla. Bunun için de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Programdan sonra hem kanalımızı arayarak tekrar bizlere ulaşabilirler, hem de aynı zamanda Gürsu Ziraat Odası'nın web sitesinden de sorularınızı iletebilirsiniz bizlere, iletişim numarasını girerek. Evet hocam, gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum ve katkılarından dolayı da Gürsu Ziraat Odası'na çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Çiftçinin Sesi adlı programımızın daha sonuna geldik. Benim adıma gerçekten çok faydalı bir program olduğuna inanıyorum ki sezonunda üreticilerimize çok güzel noktaları aktardık. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla görüşünceye dek sizlere bol bereketli kazançlar, iyi akşamlar diliyorum.